Hepiniz 8. Beykent Üniversitesi Tömer Söyleşilerine hoş geldiniz. Bugün söyleşimizin onur konuğu Sayın Doktor Öğretim Üyesi Merve Selçuk. Sayın hocamız bize yabancı dil testlerinde temel kavramlar ve pratikler konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Hocamıza söz vermeden önce davetimizi kabul ettiği için kurumumuz adına teşekkür ediyor. Şimdi hocamızın CV'sinden kısaca bahsedeceğim. Pek kısa olmayabilir. Sayın Merve Selçuk, İngilizce eğitim alanında doktor öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Aynı zamanda lisansını ODTÜ'de, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi'nde, doktorasını da yabancı dil alanında ölçme değerlendirme üzerine tamamladı Yeditepe Üniversitesi'nde. Bunun yanı sıra İngiltere, Avusturya, Yeni Zelanda, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, İtalya gibi çeşitli ülkelerdeki önemli üniversitelerden ölçme değerlendirme alanında eğitimler aldı. Kendisinin uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmış ve birçok sunum ve eğitim gerçekleştirmiştir. Sayın Merve Selçuk şu an Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olup aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde dil değerlendirmesi üzerine ders vermektedir. Bunun yanı sıra kendisinin kurucusu ve eğitmeni olduğu Language Assessment and Testing Academy'nin kurucusu ve eğitmenidir. Kendisine çok teşekkür ederiz tekrar katıldığı için. Sözü kendisine veriyorum. Hepinize teşekkür eder. İyi dinlemeler talep ederim. Buyurun hocam, sayın hocam. Teşekkür ediyorum Tarık hocam. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Bir küçük düzeltme. Yeditepe'de doktoram gene Applied Uygulamalı Dil Bilim. İngilizce öğretmenliklerinde sadece doktora tezimi ve uzmanlığım dilde ölçümü üzerine. Biraz basit kavramlardan bahsedip sizinle fikir alışverişinde bulunmak istiyorum. Belki bazılarınız için sunum çok basit gelebilir. Diğer taraftan şimdi Türk Dil Edebiyatı uzmanlarını bu eğitimi, bu söyleşiyi yapmaktan dolayı biraz da gerginim açıkçası. Kusurlarımız olursa şimdiden affola. Estağfurullah hocam. Ayrıca ben biraz sizin de katılımınızı ve paylaşım yapmamızı isteyeceğim. Katılırsanız daha interaktif, daha faydalanabileceğimiz, birbirimizden öğrenebileceğimiz bir oturum olur. Şimdi paylaştık. Okey, ekranım geldi herhalde. Evet. Peki. Şimdi kısa ben önce bir ölçme değerlendirme okur yazarlığı kavramından bahsetmek istiyorum. Sonra birkaç böyle birbirine karışan kavramı netleştirmek istiyorum. Çünkü ölçme değerlendirme kavramı geniş, çok büyük bir alan. Çok fazla geliştirilmiş kavram var ve bu kavramların bir kısımları birbiriyle örtüşüyor, üst üste çakışıyor, bir benzer kavramlar, bazılarının isimleri farklı. Ama ilk önce ne yaptığımızı bilmek için bu kavramları bir netleştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra da dil becerisini ölçme ve değerlendirme prensiplerini örneklerle ve interaktif sizinle üzerinden geçmek istiyorum. Çünkü bunlar temel esaslarımız bizim ve değişmiyor. Değişmediği için yani işte 80'lerde ne zamanki language assessment bir alan olarak böyle iyice serpilmeye başladığında aynı o zamandan beri aynı şekilde aynı prensiplerle biz devam ediyoruz. Tabii daha genişledi bu prensipler ama bizim için her sınavımızda bu prensipleri, her uygulamamızda bu prensipleri temel almak çok önemli. Şimdi ölçme değerlendirme okuryazarlığıyla neyi kastediyoruz? Ne yazık ki ülkemizde ölçme değerlendirme ile ilgili, daha doğrusu dilde ölçme değerlendirme diyelim. Çünkü ölçme değerlendirme eğitim bilimleri bölümlerinde çok iyi bir şekilde öğretiliyor ülkemizde. Ama dilde ölçme değerlendirme üniversitelerde, öğretmenlik bölümlerinde daha 2 sene önce YÖK tarafından müfredata 4. sınıfta eklendi. Bu aslında dünyada da biraz daha kaçınılan, daha az bilinen bir alan. Bunu ben söylemiyorum. Bunu literatür söylüyor. Bunu araştırmalar söylüyor. Dolayısıyla bizim kendimizi geliştirmemiz gereken bir alan. Dünyada tabii ki ben gittiğim mesela eğitimlerde görüyorum. Çok güzel. Mesela bir ortaokul öğretmeninin bir ölçme değerlendirme okuryazarlığından etkilenebiliyorum. Bizim biraz daha yol almamız gerekiyor bununla ilgili. Dediğim gibi yani burada
aslında suçlu aramamak lazım. Çünkü dediğim gibi fakültelerde de bu ders sadece 2 senedir var. O da 4. sınıfa koyuldu. Ben bu dersi veriyorum ama şimdi o 4. sınıfta öğrenciler zaten staj yapma telaşındalar, okul bitirme telaşındalar. Çok da verimli olduğunu, çok doğru bir zamanlama olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ölçme değerlendirmede okuryazarlıkla, yani language assessment literacy ile biz aslında ne kastediyoruz? Şimdi bizler öğretmen olarak sınavlarımızı bir yerden alıyor olabiliriz. Kendi sınavlarımızı sıfırdan yazıyor olabiliriz, baştan yazıyor olabiliriz, kendimiz üretiyor olabiliriz. Veya aldığımız sınavların, bir yerden aldığımız, bir kaynaktan kullandığımız sınavların üzerine değişiklikler yapıyor olabiliriz. Bütün bu uygulama, bu 3 uygulamada da önemli olan bizim bir öğretmen olarak önümüze gelen bu sınavın değerlendirmesini yapabilmek. Kritik olarak bu sınavı iyi, faydalı, bizim amacımıza hizmet ettiğini anlayabilecek kadar bir ölçme değerlendirme okuryazarlığımız olması gerekiyor. Etik kuralları bilmemiz gerekiyor. Ölçme değerlendirmenin prensiplerini bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz dil sınavlarının politik bir gücü de var. İşte hele ki şimdi bu kadar göçlerin ve mobilitenin arttığı bir dönemde dil sınavları aslında gatekeeper, yani önlerini kesici, bu göçmenlerin önlerini kesici amaçla da kullanılabiliyor. Böyle bir politik gücü de var dil sınavlarının. Ya da bir ülkenin müfredatını değiştirmek istiyorsanız, direkt sınavı değiştirirseniz ülkenin müfredatı değişecek. Yani büyük ölçekli sınavları değiştirirseniz, mesela üniversiteye giriş sınavı değil mi? Bizde çok büyük ölçekli. Ya da lise giriş sınavları. Derslerde, okullarda işlenmeyen, okutulmayan bir konuyu siz sınava koyduğunuzda, üniversite sınavına diyelim ki yeni bir matematikte konu eklediniz ya da işte lise giriş sınavına, otomatikman test etkisi dediğimiz etki yüzünden bu arkada teaching'e, öğretmen, yani öğretim kısmına yansıyacaktır ve müfredat bu şekilde düzenlenecektir. Onun için biz her zaman deriz ki testler, ölçme değerlendirme her zaman öğretme sürecini arkasından getirir diye. Şimdi biz aslında ölçme ile ne yapıyoruz? Yani bir cetvelle değil mi? Biz bir masayı ölçeriz. İşte ağırlığımızı ölçüyoruz, tartıyla kaç kilo olduğumuzu. İşte metreyle uzunluk ölçüyoruz ya da mezura kullanıyoruz gibi. Sınavlar da bundan farklı değil. Sadece bir ölçme aracı aslında sınavlarımız bizim. Yani bir metrenin işlevi neyse bir sınavın işlevi de o. Bir tartının işlevi neyse sınavın da işlevi o. Bir belli kurallara göre kişilere veya kişilerin özelliklerine bir sayı değeri atıyoruz aslında. Aslında çok karmaşık bir süreç. Birazdan size örneğini anlatacağım. Yani biz görülmeyen bir şeyi bir ölçmeye çalışıyoruz. Yani bilmediğimiz soyut bir kavrama bir sayı değeri atamaya çalışıyoruz. Keşke hep bu örneği veriyorum. Beynini açabilsek, öğrencinin beynini şöyle açabilsek, içindeki o dil yetisini görebilsek, okuma becerisi ne kadar gelişmiş görebilsek ve onu notlandırabilsek. Böyle bir şey yapamıyoruz ve yapabildiğimiz tek şey şu. Öğrenciye var olduğunu saydığımız o beceriyi ölçmek için bir araç kullanıyoruz. Ölçme aracı kullanıyoruz. Metre gibi bir sınav kullanıyoruz. Sonra o sınavdan öğrencinin gözlemlediğimiz davranışını, bakın dikkat edin, hala biz direkt olarak okuma becerisi ya da gramer bilgisini vesaireyi göremiyoruz. Sadece gözlemliyoruz davranışı ve o davranışa bir sayı değer atıyoruz. Eğer sizin ölçme aracınız iyi tasarlanmamışsa, dil ölçme prensiplerine uygun değilse, siz doğru ölçemez, doğru sayı değeri atayamazsınız ve aslında zaten tavşanın suyunun suyu olan bir olayı daha da bulandırmış olursunuz. O yüzden elimizden geldiği kadar bu prensiplere bağlı kalarak ölçme değerlendirme yapmamız gerekiyor. Tabii her zaman sayısal değer atamıyoruz öğrenciye. Bazen de sözel, değil mi? Öğrencinin okuma yazma kağıdına detaylı geri dönüt veriyoruz mesela. Bunları da daha kişiselleştirmiş olarak yapıyoruz. Ama sayısal değer atadığımızda ne oluyor?
öğrencini diğer öğrencilerle daha kolay karşılaştırabiliyoruz. Ama geri dönüt olarak öğrenciye verdiğiniz yazılı dönüt, yazılı açıklama, bunu belki işte K12'lerde öğrencinin velisiyle de veli toplantısında paylaşılan o açıklama, bunlar ise öğrenciyi hani birbirini karşılaştırmaktan ziyade öğrencinin kendi gelişimine yönelik değerlendirmeler diyelim. Şimdi ölçme değerlendirmede assessment dediğimiz aslında bizim yaptığımız her şey. Değerlendirme amacıyla yaptığımız her şey. Sınavlar, testler sadece bunun bir alt kümesi. Yani bir üniversite giriş sınavı veya bir final sınavı bir testtir. Ama biz assessment dediğimizde genel olarak ölçme değerlendirme ölçme dediğimizde her tür veri toplayabileceğimiz her şey bunun içine girer. Şimdi şeyi biliyorsunuz hani araştırma nasıl yapılır, data toplanır, araştırma sorularınızı yazarsınız. Aslında ölçme değerlendirme de böyle. Bizler bir sonuca varmak için öğrencinin o gözlemlediğimiz davranışıyla ilgili veri topluyoruz. Bu verinin sonucunda da bir karara varıyoruz. Aynı araştırma dizaynında yaptığımız gibi. Ve dediğim gibi sınav burada assessment, teaching assessment, testler sadece sınavlarken başka türlü de biz aslında öğrenciler hakkında fikir verebiliyoruz. Portfolyo yapabiliyoruz, gözlem yapabiliyoruz sınıfta ama bu gözlemi de sistematik yapmak gerekiyor. Yani bir kere ben şöyle bir şeye tanık olmuştum bir K12'ye gittiğimde. Hocalarla görüşürken demiştim ki işte sene sonunda bir not veriyorlarmış öğrenciye bir senenin sonunda. Nereden veriyorsunuz bu notu dedim. Gözlem yapıyoruz öğrenciye kanaatimiz dedim. Peki sizin dedim bu kanaat için vermek için çünkü sonuçta iki dönem kaç ay yapıyor? 8 aylık bir sürede yani öğrencinin gelişimi var. Bir observation gözlem checklisti tutuyor musunuz? Hayır, biz kafamıza göre veriyoruz dediler. Gözlem böyle bir şey değil. Ha, ders içerisinde öğrencinin bakışından konuyu anlayıp anlamadığınız da bir değerlendirmedir. Ama gerçek bir gözlem yapacaksanız mutlaka bir checklistinizin olması gerekiyor. Çünkü bunların hepsi sistematiktir. Yani ölçme değerlendirme ben yarın 3 saat boş vaktim var gideyim de bir sınav yapayım değil öğrencilere. Tamamen sistematiktir. Baştan sona kurgulayacağımız bir şeydir. Tabii ki küçük teşhis amaçlı sınavlar yapabiliriz geri bildirim almak için öğrencilerden. Ama total olarak ölçme değerlendirme son derece sistematik bir süreçtir. Şimdi ölçme değerlendirme bir de esas amacı karar vermektir. Biz test geliştirme sürecinin başından en sonuna geldiğimizde karar veriyoruz, çıkarım yapıyoruz ve karar veriyoruz öğrenciler hakkında. Mesela öğretmenlerin öğrenciler hakkında sınav ile verebileceği kararlara örnek verebilir misiniz? Chatbox'a yazabilirsiniz. Sanırım şey de açık, söyleşi de açık. Açık hocam, evet. Ne gibi kararlar veririz biz öğretmenler olarak? Sınav, portfolyo, gözlem, test, sene sonu testi, dönem ortası testi, pardon. Mesela ara sınavlar olabilir mi hocam Evet, quizde? ara sınavlarla ilgili biz neden ara sınav yapıyoruz mesela? Çünkü basılı ders malzemesinden örnek vermem gerekirse modül modül o modülleri ölçmek için, hani daha doğrusu öğrenciler öğrendi mi öğrenmedi mi onu test edebilmek için. Aynen öyle. Öğrenip öğrenmediklerini ölçmek için sınav yapıyoruz, değil mi? Evet. Ya da kendi programımız başarılı mı? Acaba programda bir eksiklik var mı? Programımıza da dönüt almak için. Böyle bir karar vermek için de ara sınavı yapıyoruz. Çünkü ara sınav ne yapıyoruz? Hemen bakıyoruz. Daha öğrenciler konuları çok iyi öğrenememişler. Ben birazcık araya yeni malzeme koyayım, çocukları pekiştireyim diyoruz. Başka ne gibi kararlar olabilir? Da var mı bir şey? Öğrencinin durumu Cansu hocam demiş ki durumunu belirleyip gerekli önlemleri alabilmek adına. Ece hocam demiş ki öğretim materyallerimizi ve içeriklerimizi belirleyebilmek için. Çok güzel. Her ölçme değerlendirme mutlaka bir kararla sonuçlanır. Bir amacımız vardır. Bir amaçla başlarız ve bir karar veririz öğrenciler hakkında. A1 seviyesinden A2 seviyesine devam edebilecek bu öğrenci. Ya da fakültesindeki dersleri
takip edebilir mi? Öğrenme hedefleri, kazanımlar başarıldı mı sorusuna teşekkürler Behlül Hocam cevap verebilmek için. Şimdi ölçme değerlendirmede çok farklı klasifikasyonlar, sınıflandırmalar var. Bunlar da biraz kafa karıştırıyor aslında. Çünkü dediğim gibi bazıları birbirleriyle örtüşüyorlar. Şimdi öncelikle bir sınıflandırmada sınavlara şu şekilde bakabiliriz. Bir ilk yaptığımız değerlendirmeler, bir öğrenciyle karşılaştığımızda ilk yaptığımız değerlendirmeler, devam eden değerlendirmeler ve final değerlendirmeler olarak üç aşamayla açıklayabiliriz. İlk değerlendirme nedir? Seviye tespit yaparız ya da teşhis, diagnostic assessment yaparız. Teşhis sınavı nedir? Siz öğrenciler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için daha fine tune dediğimiz işte bir yerde sıkıntı var diyelim öğrencilerle. Derse başladınız ama bir grup öğrencide bir sıkıntı var. Onu çözmek istiyorsunuz ki çünkü ilerleyemiyor dersler. Onu anlamak için diyelim ki geniş zamanla ilgili bir sıkıntı var ama tam olarak ne olduğunu tespit edemiyorsunuz. Bunu ne yapıyorsunuz? Geniş zamanı odağına koyan ve ayrıntılı bir sınav hazırlıyorsunuz ki öğrencilerin sorunlarını teşhis edin. Aynı doktorların hastalığını teşhis etmesi gibi bir teşhis yapıyorsunuz. Sonra doktor ne yapar? O teşhisi koyduktan sonra bir reçete yazar, ilaç verir. Siz de ondan sonra ne yapıyorsunuz? Teşhisi koyduktan sonra öğrencilere bir remedy yani tedavi uygulamaya başlıyorsunuz. O konuyla ilgili bir intervention yani bir bu materyal olabilir, ek ders olabilir gibi. Biçimlendirici veya devam eden değerlendirmeler ise demin Kemal hocamın söylediği gibi devam eden değer. Yani ne kadar ilerledi öğrenciler? Gene teşhis koyabilirsiniz öğrenciye ve öğrenciye geri dönüt verirsiniz. Şimdi adı üstünde biçimlendirici, forming. Yani biz bu sınavları yaptığımızda, bu değerlendirmeleri, biçimlendirici değerlendirmeleri yaptığımızda aslında mesela 4 aylık bir dönemin ortasında ya da 1. ayın sonunda bir biçimlendirici değerlendirme yaptığımızda bir duruyoruz, bir kendimize bakıyoruz. Ne yapmışız? Öğrenci hangi hedefleri gerçekleştirmiş, hangilerini gerçekleştirememiş? Burada acaba gerçekleştiremediği hedeflerde benim öğretmen olarak bir eksiğim mi var? Acaba program mı yeterli değil? Ya da materyaller mi yeterli değil? Ben orada bir duruyorum. Hem bir öğrenciye bakıyorum, hem bir kendime bakıyorum. Ama en önemlisi öğrenciye bir geri dönüt veriyorum. Artı gördüğüm eksikliklerin üzerine geri kalan zamanımı tekrar şekillendiriyorum. Dediğim gibi materyal eklenebilir araya. İşte ek dersler koyulabilir gibi. Bir de özetleyici var. Şimdi özetleyici de artık geri dönüşümüz yok. Öğrenciler neyi ne kadar başardılar bunu görüyorum. Ve biçimlendirici de yaptığım gibi artık geri dönüp de öğrencilere hadi bunu düzeltelim deme şansım yok. Bunu daha çok hesap verebilir olmak için yapıyoruz. Kime hesap veriyoruz? Okul müdürüne hesap veriyoruz, velilere hesap veriyoruz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir raporlama yapıyoruz, rektörlüğe raporlama yapıyoruz gibi gibi hesap verilebilir kavramının içine doldurmak için de özetleyici değerlendirme yapabiliyoruz. Şimdi bu birinci klasifikasyonumuzdu. Bir de sınavların amacına göre dörde ayırıyoruz biz sınavları. Şimdi sınavın amacı o kadar önemli ki bizim bu geçerlik, güvenilirlik kavramlarının hepsi buradan başlıyor. Sınavın amacından başlıyor. Çünkü sınavın amacı sınavı şekillendiriyor. Ve bu bizim geçerlik için toplayacağımız kanıtlar için önemli. Hepiniz bunlarla zaten aşinasınız. Yeterlik sınavı işte, seviye tespit sınavı, başarı sınavı, achievement sınavı dediğimiz ve teşhis sınavı. Mesela şurada bakalım. Ne sınavıdır? Yeterlik mi? Seviye tespit mi? Başarı mı? Teşhis mi? Seviye tespit sanırım. Çok emin değilim ama. Aynen öyle. Çünkü gruplara ayırıyoruz, seviyelere ayırıyoruz öğrencileri. Türkçe eğitim veren bir üniversite, uluslararası öğrencilerin
hangilerinin fakültede dersleri takip edebilecek kadar Türkçe'ye hakim olduğunu anlamak için bir sınav uyguluyor. Yani bu sınavı geçenler fakültede Türkçe dersleri takip edebilirler. Kriterimiz bu. Yeterlilik mi acaba? Yeterlik sınavı. Ops. Bir öğretmen öğrenciler için hangi İngilizce seslerinin zor olduğunu bulmak ve faydalı pratik alıştırmaları seçmek için bir sınav uyguluyor. Tarık hocam. Çok Mikrofonunuz kapalı sizin. harika. Bakın, çok ince bir şeyi bulmaya çalışıyorum. Bir sorun teşhis etmeye söyledim. Teşhis Evet, etmeye zaten çalışıyorum. yanıtlarda da geldi sayın hocam. Teşhis. Geldim. Ha, ben pardon, çekimden kaçırdım. Evet, buradan yazılmış diagnostik teşhis diye. Teşekkür ediyorum. Bir öğretmen sınıfındaki öğrencinin ne kadar öğrendiğini öğrenmek ve materyali gözden geçirmesi gerektiğini bilmek için bir sınav uyguluyor. Bu da başarı sınavı oluyor. Şimdi biraz aslında böyle ölçme değerlendirme derslerindeki bilgilerimizi tazeliyoruz. Ama dediğim gibi burada amacım size bu karışık kavramları bir sistematiğin içinde sunabilmek. Şimdi bir değer değerlendirme şeklimiz kritere dayalı değerlendirme, bağlı değerlendirme. Bu iki değerlendirme ne yazık ki yanlış bir şekilde çok kullanılıyor. Özellikle fakültelerde çok kullanılıyor. Şimdi kritere dayalı değerlendirme dediğimizde bir kriterimiz var. Bu kriter cetveldeki bir sayı, bir rakam, sınavdaki bir rakam. Orada bir kriter var ve o kriter diyelim ki sınavda 60 bizim kriterimiz ve o sınavın içerisindeki hedefler, öğrenci çıktıları benim kriterlerim. Ve yazdığım her soruyu ben oradaki kriterlere göre yazmak zorundayım. Ama bağlı değerlendirmede ben öğrencileri birbiriyle kıyaslıyorum. Yani dil sınavını, yeterlik sınavını düşünün. Yeterlik sınavı aslında öğrencileri birbiriyle karşılaştıran bir sınavdır. Üniversite seçme sınavı. Şimdi üniversite seçme sınavında herkes ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye girmek istiyor ama herkes giremiyor. Neden? Çünkü bir sıralama sınavı üniversite sınavı. Yani herkes birinci olamıyor. İlk 1000, ilk 2000, ilk 5000'e girenler oraya gidebiliyorlar. Dolayısıyla bu öğrencileri birbiriyle kıyaslayan ve başarıyı kıyasa göre belirleyen bir sınav türü, değerlendirme türü, yorumlama türü. Şimdi biz sınıf içinde yaptığımız değerlendirmelerde hedefimiz öğrencilerin hedefleri, ders çıktılarını ne kadar öğrendiğini anlamak. Yani diyorum ki ben 6 tane benim ders objektifim var ve ben diyorum ki bunların %60'ını öğrenci başarırsa, tabii buna göre doğru soruları yazıyorum, bu öğrenci bir üst seviyeye geçebilir diyor. Öğrenciyi kriterlere göre, hedeflere göre değerlendiriyorum başarısını. Ama diyelim ki benim elimde 5 tane kitap var ve ben bunu en iyi öğrencilere hediye etmek istiyorum. Başarılı, en başarılı 5 öğrenciye hediye etmek istiyorum. O zaman desem ki ben 60'ın üzerinde alacaklara vereceğim bu hediyeleri. O zaman 15 kişi aldıysa ne yapacağım? Çünkü benim elimde 5 tane kitap var. O zaman bağlı değerlendirme yapmak zorundayım. Yani öğrencileri birbirine kıyaslamak zorundayım. Şimdi neden yanlış kullanılıyor dedim. Mesela sınıf içerisindeki değerlendirmenin bağlı değerlendirme yapılması doğru değil. Çünkü benim hedefim o öğretmen olarak hedefim dersin çıktılarını öğretmek. Öğrencileri birbirine göre kıyaslamak değil. Ancak birçok yerde yapılan kör değerlendirmesi sınıf içinde işte üniversitelerde özellikle öğrenciye diyelim ki sınıftaki en yüksek not 40. Kör yapıyor hoca. Dolayısıyla 40 alan geçiyor o dersten. Bu ne demek biliyor musunuz? Farz edin ki bir doktor 6 sene boyunca eğitim aldı. Böyle bir çalışma var, hemşirelere yapılmış çünkü. 6 sene boyunca eğitim aldı ve her dersinde kör uygulandı ve işte zor bir bölüm tıp. Dolayısıyla ortalamalar hep düşüktü. Yani 30-40 alan öğrenci A ile geçti diyelim. Şimdi olaya şöyle bakın. Bu öğrenciler 6 sene sonunda ne oldular? Doktor oldular. Ama öğrenmeleri gereken konunun sadece %40'ını öğrendiler.
Ancak sınıfta bağlı değerlendirme yapıldığı için hepsi belki A ile B ile 3,5-4 ortalamayla geçti. Ama bir doktorun bilmesi gerekenin sadece %40'ını, %50'sini vesaireyi öğrendi. Bu yüzden sınıf içerisinde bağlı değerlendirme yapmak doğru değildir. Ne öğrettik? Ona göre öğrenciyi kriterle kıyaslayacağız, birbiriyle kıyaslanacağız. Evet. Bir de biçimlendirici ve özetlendirici değerlendirme. Az önce anlattığım. Şimdi burada ben iki tane resim koydum. Biçimlendirici değerlendirmede bir şef yaptığı yemeği tadıyor. Özetleyici değerlendirmede ise yapılan yemek servis ediliyor. Bunlar ne anlama geliyor olabilir? Çete bakalım. Biçimlendirici değerlendirmeyi neden böyle bir şefin çorbayı test etmesi gibi koymuş olabilirim? Yanıt verelim mi? Var mı? Varsa çetede yazabilirler. Süreç demiş Turgut Hocam, çok doğru. Okey, süreç devam ediyor demiş Ömer Hocam, çok doğru. Ha, ya Heh, çok çok olumsuz güzel. eksikse ya da fazlaysa geri dönüp değiştirme imkanım var benim ona. Hala devam ediyor çünkü öğretim. Ama artık servis ettiysem ben onu müşteriye, restoranda, geçti bitti. Yani geri dönüp düzeltemiyorum onu. Çünkü artık notları rektörlüğe, işte milli eğitime, okula raporladım. Sundum çorbamı ve geri dönüp düzeltemiyorum. Arasındaki fark bu. Ve biçimlendirici, evet, formatif. Formdan, şekillendirmekten. Biçimlendirici değerlendirmenin en önemli özelliği geri dönüt vermek. Öğrenciye ayrıntılı geri dönüt vermek ve progresine, ilerlemesine katkıda bulunmak. Çıktı odaklı. Doğru hocam. Şimdi bir sonraki slaytımızda ne anlatıyoruz? Evet, şimdi sizin sıranız. Tekrar size soracağım. Mesela bu biçimlendirici mi yoksa özetleyici bir değerlendirme? Öğrencileri notlandırmıyor. Neden bu cevabı seçtiklerini açıklamasını istiyor. Çünkü Biçimlendirici. Değil mi? biçimlendirici cevaba göre, evet Ömer Hocam, biçimlendirici Gamze Hocam da demiş. Evet, cevaba göre ben yani öğrencilerin o beynindeki prosesi görmek istiyorum ki bir şeyi bulayım ve teşhis edeyim ve ondan sonra dersime ona göre devam edeyim. Peki bu nedir? Yine not yok. Biçimlendirici ve özetleyici olarak bakalım Turgut Hocam. Şimdi norm reference ve criterion reference öğrencilerin sıralanmasıyla ilgili. Evet, biçimlendirici Ece Hocam. Yani kavramları şöyle düşünün. Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmenin şekli. Norm reference, criterion reference yani bağlı değerlendirme, mutlak değerlendirme bizim öğrencileri sıralamamızla ilgili. Ve son notu, son değerlendirmeyi yapmamızla ilgili. Evet, biçimlendirici Güneş Hocam. Teşekkür ediyorum Ece Hocam. Öğrenciler bir konu seçiyor, bir sunum hazırlıyorlar. Diğer öğrencilere de sunumu veriyorlar. Öğretmen onlara sunumlarının kalitesine göre bir puan verir. Özetleyici, okey. Şimdi bu şey demek değil, biçimlendiriciye not vermiyoruz demek değil. Hani en başta söyledim ya, biz bir skor atıyoruz. Bu skor da olabilir, yani nitel de olabilir, nicel de olabilir verdiğimiz açıklama. Puan veriyorsa ve öğretmen sonrasında bununla ilgili bir aksiyon alıyorsa bu biçimlendiricidir. Ama sene sonunda artık hiçbir şey yapmıyorsa bu özetleyicidir. Her ikisi de olabilir aslında. Peki. Şimdi buraya kadar kavramlarımız netse, sorusu olan var mı bilmiyorum. Bunlarla ilgili ya da sona mı saklayalım soruları? Ölçme değerlendirme prensiplerine biraz değinmek istiyorum. Şimdi şurada size bir formül göstereceğim. Şöyle görüyorsunuz herhalde.
Şimdi bu formül aslında uygulanamayan bir formül. Sadece hypothetical bir formül. Şimdi X dediğimiz şey bizim gözlemleyebildiğimiz, öğrenciye verdiğimiz skor. Ama ilk başta söylediğimi hatırlarsanız, biz ölçmeyi yapana kadar birçok aşamadan geçiyoruz ve her aşamayı biz doğru yaptığımızı varsaysak bile prensipleri takip ettik, test hazırlamanın adımlarını takip ettik, hala bir gözlem sonucu skor veriyoruz, bir not veriyoruz. Aslında gerçek skor dediğimiz şey başka bir şey. Öğrenci bunu her zaman yansıtamıyor. İşte o gün belki hastaydı, belki iyi gününde değildi, belki dışarıdaki gürültüden etkilendi gibi gibi sebeplerle aslında gerçek skoru göremiyoruz. Gerçek skor şu demek: biz öğrenciye bir sınavı 50 kere verdik, aynı sınavı 50 kere verdik ve 50 kere bu sınavı verdiğimizde öğrencinin aldığı notların ortalaması ve bu notlar birbirine yakın olmak zorunda. Bu gerçek skordur. Ama böyle bir şey mümkün değil. Neden? Çünkü biz aynı sınavı bir öğrenciye 50 kere veremeyiz. Zaten ikinci verdiğimizde soruları görmüş olacak. Ya da paralel sınavları veremeyiz. 50 tane sınavı arka arkaya uygulayamayız. Sadece kavramı anlamanız için söylüyorum. Yani gerçek skor aslında bir testi bir öğrencinin normalde hani 10 kere alsa kaç alır o sınavdan? Gerçek skor dediğimiz skor bu aslında. Ve her ölçmede, her bizim gözlemleyebildiğimiz skorda aslında bir ölçme hata payı var. Yani öğrenciye siz 80 verdiniz ama o öğrencinin gerçek skoru o değildir. Her zaman bir hata payı vardır. Bu hata payı küçük olabilir, büyük olabilir. İşte biz bu hata payını hep küçültmek için ölçme değerlendirme alanında bu kadar kafa yoruyoruz. Notlandırırken öğrencilerimizi bu kadar dikkat ediyoruz. Sınav hazırlarken bu kadar dikkat ediyoruz. Şöyle düşünün. Şimdi diyelim ki kaç kişiyiz biz burada? 37 kişiyiz. Diyelim ki ben 37 kişiyi dedim ki hadi arkadaşlar şöyle sıraya dizilelim. Ben herkesin boyunu ölçeceğim. Önce herkesin boyunu ölçtüm. Notumu aldım. Dedim ki 5 dakika sonra bir daha ölçeceğim ben sizin boyunuzu. Çünkü bilmiyorum doğru mu değil mi? Şimdi ikinci defa ölçtüğümde 37 kişinin boyunu birisi kambur durabilir, birisinin sırtı ağrımıştır, birisi daha dik durabilir ikinci ölçümde. İşte o benim hata payım. Yani hiçbir zaman ben gerçek ölçümü net hatasız yapamıyorum. Özel abstract yani soyut kavram dediğimiz yapıları ölçtüğümüzde yapı nedir? İşte şey bir yapıdır, zeka bir yapıdır, dil becerisi bir yapıdır. Çünkü direkt göremiyoruz biz onu. Araya bir ölçüm aracı koyuyoruz, oradan gözlemlediğimiz şeyi skorluyoruz. Bu formül sadece hypothetical. Yani gerçekte bunu biz bakamayız çünkü iki tane bilinmeyen var burada. Yani gerçek skor var, hata payı var. Biz sadece bir skoru gözlemleyebiliyoruz. Ama bunu aklınızda tutun. Her zaman ölçme değerlendirmede bir hata payımız vardır. O yüzden öğrencileri işte hani 59'da 60 geçme notuysa 59'da kalıyorsa bir daha geri dönüp bakmak lazım verdiğimiz notlara. Şimdi ölçme değerlendirmenin prensipleri bir slaytım vardı da ben onu sildim herhalde. Şimdi hep duyduğumuz kavramlar yani güvenirlik, işte geçerlik, adil olma, kullanışlı olması, otantik olması vesaire vesaire. Şimdi bunu biz bunlar bir soyut kavramlar. Çok havada okey öğreniyoruz, ezberliyoruz bu kavramları ama bunlar aslında ne demek? Yani güvenirlikle biz neyi kastediyoruz? Şimdi bir test gene hypothetical konuşuyorum. Bir öğrenciye iki kez arka arkaya veriliyorsa ve öğrencinin öğrenmediğini, soruları ezberlemediğini, tanımadığını varsayarak bu öğrenci iki sınavda da arka arkaya aynı notları, benzer notları alıyorsa bu sınav güvenilirdir. Tabii ki böyle bir şey yapamıyoruz. Yani pratik bir şey değil. Bunun için başka yöntemler yapıyoruz. Ama kavram bu. Yani ben sınavı verdiğimde şartlarımı öyle bir ayarlamalıyım ki, sınav sorularımı öyle bir ayarlamalıyım ki, öğrenci bu sınava bu sabah da girse, akşam da girse, yarın da girse çok yakın sonuçlar elde etmeli. Dolayısıyla benim sınav sorularım
hatasız olmalı. Başka ne olmalı? Bir kere ortam sınav güvenliğini etkileyen bir şeydir. Ortamın gürültülü olması, öğrencinin dikkatinin dağılması, öğrencinin ortama aşina olmaması sınav güvenirliğini etkiler. Neden? Çünkü gürültüde dikkati dağılan öğrenci gerçek performansını gösteremez. Gerçek performansını gösteremezse bugün girdiği sınava yarın sessiz bir ortamda girse not farklı çıkacak. Dolayısıyla bu sınavın güvenirliğini tehdit eden bir şey. Hep bu mantıkla bakın. Yani bu sınavı sessiz ortamda ve gürültülü ortamda aldığında farklı not elde ediyorsa öğrenci edecektir ki benim o zaman bunu şey yapmam lazım, ayarlamam lazım. Mesela üniversite sınavları, tabii büyük ölçekli sınavlarda böyle sıkıntılar çok oluyor. Hepimiz yaşadık değil mi? İşte ne ilkokulda sınava girenler bir kere o sınav sırasında otururken rahatsızlıktan belki sınavda bir iki soruyu yapamadı ya da sıkıldı, yoruldu, sırtı ağrıdı, erken çıktı. Çok basit gördüğümüz şeyler aslında sınav güvenirliğini etkileyen etmenler. Sonra adaydan kaynaklı olabilir. O gün öğrenci hastadır, çok streslidir, motivasyonu yoktur. Gene bu da güvenirliğiyle etkiler. Neden? Bugün öğrenci sınava girdi, çok son derece sağlıklı, sınavdan 60 aldı. Ama aynı sınava hasta girse, başı ağrısa, burnu aksa ya da çok karnı ağrısa 60 alamayabilir. O yüzden sağlık ya da stres güvenirliği etkileyen bir etmendir. Bir de uygulama prosedürleri. Yani burada işte bize görev düşüyor. Sınav yazan öğretmenler veya işte sınav uygulayıcıları olarak. Bir kere sınavın uzunluğu, yorgunluk, kognitif bilişsel yükü arttırdığı için ne oluyor? Biz aslında Ömer Hocam döneceğim şimdi size. Biz aslında ne yapıyoruz uzun sınavda? Yorgunluk faktörü de işin içine girdiği için öğrenci gerçek performansını sergileyemiyor. O yüzden sınavın uzunluğunu çok doğru ayarlamamız gerekiyor. Ha bunu da nasıl yapacağız? Öncesinde sınavın bir denemesini yapacağız. Yani sınavı iki tane, üç tane arkadaşımıza özellikle final sınavı gibi sınavlarda, midterm gibi sınavlarda, ara sınavlarda üç tane arkadaşımıza sınavı öğrenci gibi çözmelerini isteyeceğiz ki sınavın uygunluğuna. Tabii bunun yöntemleri de var. Yani istatistiki başka yöntemleri de var ama onlar bizim yapacağımız şeyler değil. İşte regression'a bakıyoruz, Pearson Brown'a bakıyoruz bunlara ne kadar olmalı, nerede kesmeliyiz sınav şeyin diye. Onlar daha büyük ölçekli sınavlarda yani high stakes dediğimiz sınavlarda yapılan şeyler. Yüksek Sınavın riskli. zorluğu, Değil mi? evet, sınavın zorluğunun öğrencinin seviyesine, bilişsel seviyesine uygun olması gerekiyor. Bu da şu demek. Biz önce ders çıktılarımızı, hedeflerimizi doğru Bloom taksonomisine göre doğru seviyede yazmamız gerekiyor. Ve sonra aynı seviyede soru sormamız gerekiyor. Yani siz Bloom taksonomisine göre birinci seviyede sınıf içerisinde sadece ders öğrettiyseniz, diyelim ki deneme yazmanın kurallarını öğrettiniz. Ama sınavda tuttunuz öğrenciye dediniz ki şu konuda bir deneme yaz, bir kompozisyon yaz. İşte orada ne yapıyorsunuz? Zorluk derecesi eş değil. Yani siz birinci basamakta, Bloom'un birinci basamağında öğrettiniz. İkinci basamakta ne yaptınız? Soruda ne yaptınız? Çok daha üst basamakta bir soru sordunuz. Bilişsel yük olarak. O zaman bu da sizin sınavınızın hem geçerliğini etkiler, hem güvenirliğini etkiler. İşte süre, uzunluk bunları mutlaka denemeyle, sınavın denemesiyle yapmanız gerekiyor. Yönergenizin çok net olması gerekiyor. Yani öğrenciye yazdığınız o yönergelerin kafa karıştırmaması gerekiyor. Kognitif yani bilişsel yükü arttıran, gereksiz yere arttıran her şey bizim sınavımızın geçerliğini ve güvenilirliğini etkiler. Ve sonra da tutarlı notlandırma yapmak. Bir sonraki slaytta onu anlatacağım. Şimdi demiş ki, hocam çoktan seçmeli uygulanan bir sınavdaki şans faktörü de güvenilirliği etkiler mi? Şimdi şans faktörünü hesaplamak için bir formülümüz var. Ama sınavın güvenirliğiyle şans faktörü o biraz daha farklı bir konuya giriyor. Ama buradaki şans faktörüyle ilgili şöyle uygulamalar var. Mesela 5 tane sorunuz var ve bu 5 tane çoktan seçmeli soruyla öğrencinin şans faktörüyle
kaç puan alabileceğini hesaplıyorsunuz. Diyelim ki 1,5 alıyor, değil mi? Bu öğrenci hiçbir şey bilmese, hepsini atsa 1,5 puan alabiliyor. Diyor ki yönergede mesela 1,5 puan ve altını alırsa öğrenci 0 puan veririm diyor. Çok harş, çok sert ama mesela Kanada'daki ulusal sınavlarda bunu yapıyorlar. Tahmin etme faktöründen öğrencinin o bölümden en fazla alabileceği puanı hesaplayıp onun altında alanlar 0 veriliyor. Şans güvenirliği etkiler mi dediğimizde hayır. Şöyle ki bu bir soru tipi. Yani multiple choice çoktan seçmeli bir soru tipi. Biz hep şunu tavsiye ediyoruz. Her soru tipinin avantajları ve dezavantajları var. Multiple choice'un çoktan seçmenin kendine göre avantajları, işte closed test'in avantajları, dezavantajları, açık uçlunun avantajları, dezavantajları var. Bunu bir sepet yumurta gibi düşünün. Her öğrencinin öğrenmesi ve bu sınavlardan, sınav türlerinden sağlayacağı başarı farklıdır. O yüzden tamamen çoktan seçmeli bir sınav yapmak da iyi değildir. Tamamen closed test yapmak da iyi değildir. Her soru tipinden biz bunları şey yapıyoruz, serpiştiriyoruz. Ama hayır, güvenirliğini yazdığımız maddelerin kurallara göre yazılmasıyla arttırıyoruz çoktan seçmeli de. Bir de Tarık Hocam, bizim seninle yazdığımız kitapta bir hesaplama vardı hatırlarsan. Atıyorum 50 soruluk bir sınavı Evet. tamamen atarak doğru tam puan alma olasılığı Oldukça düşük. 0,000 Evet. bir şey Evet. çıkıyor. Yani aslında Oldukça düşük. o kadar da soru sayısı arttıkça guessing faktörü aslında o kadar da Ya, yüksek değil. ön kabul olarak şansının çok yüksek olduğunu zannediyoruz öğrencilerin ama pratikte öyle değil maalesef. Evet. İyi ki. Ben bu yöntemi az önce anlattığım yöntemi yeni öğrendim. Bu yaz gittiğim bir eğitimde öğrendim. İşte diyor şans faktörü ya da bir skor belirliyor. 5 puanlık bir soru true false. Diyor ki 3 puanın altına 0 veririm. Öğrenci 3 puan alırsa 0 veririm. Ancak üzerini notlandırırım. Çünkü 3 puanı zaten atarak da öğrenci alabilir. Ya da tamamına 0 veriyor. Bu iyice harş. Yani 5 puan öğrenciyi işte hata yaptıysa tamamen 0 veriyor. Çünkü şans faktörü var burada. Zaten 60 soruların cevaplarını diyor. Bunlar çok sert köşeli hareketler. Çok doğru bulmuyorum. Onun yerine soru tipimizi iyi ayarlamak, çoktan seçmelinin şıklarını çok sağlam kurallarına göre yazarsak zaten guessing factor yani test wiseness dediğimiz stratejileri kullanamaz. Test wiseness dediğimiz hani soruyu aslında başka yöntemlerle cevaplamak. Bunu Taktik. kullanamaz. Taktik ama guessing faktörü her zaman vardır. Fakat siz 30 tane soru sorduğunuzda 30 sorunun da tahmin ederek oradan 30 puan alması çok 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 zayıf bir ihtimal. Şimdi burada neden bir tartı var güvenirliği anlatırken? Şöyle bir örnekle anlatıyorum ben güvenirliği. Diyelim ki siz hani çoklu ölçmeden bahsediyoruz ya, ben biraz süreyi aştım galiba, hızlanayım. Çoklu ölçmeden bahsediyoruz ya. Diyelim ki siz her sabah tartılıyorsunuz ve ne güzel her sabah 62 kilo çıkıyorsunuz, çok mutlusunuz. Çünkü boyunuz 1,80 ve zayıfsınız. İşte ben 62 kiloyum diyorsunuz. Sonra bir gün eczaneden ilaç alırken orada tartıyı görüyorsunuz. Orada bir tartılayım ben diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki siz aslında 72,5 kilosunuz. Oranın tartısı yanlış olamaz çünkü eczane. Şimdi sizin tartınız, kullandığınız tartı istikrarlı bir şekilde yanlış ölçüyor. Bu tartı güvenilir bir tartıdır. Çünkü istikrarlı. Geçerli değil ama güvenilir. Güvenilirlik böyle bir şey. Yani tekrar tekrar ölçme aletiniz yanlış olabilir, geçerli olmayabilir ama her defasında aynı sonucu veriyorsa o ölçme aleti geçerli, güvenilir demektir. Geçerli değildir ama güvenilir demektir.
Bu kavram netse, şimdi bu nelerden kaynaklanabilir? Mesela daha önce bahsettiğimiz adaydan kaynaklı güvenilirlik, yani sağlık problemi olması, yorgun olması vesaire. Test uygulama güvenilirliği, yani siz sınavı işte çok havasız bir yerde yaparsanız sınav çok uzundur vesaire, bu da güvenilirliğinizi etkiler. Notlayıcı güvenliğinde de iki şeyden bahsediyoruz. Birincisi notlayıcının kendi iç güvenilirliği. Mesela ben bugün 60 tane kağıt okuyacağım. Yazma kağıdı okuyacağım. Sabah başladım okumaya ama artık böyle 30. kağıtta içim daraldı. Hızlı hızlı okumaya başladım ve öğrenci artık çok fazla da rubriğe bakmıyorum çünkü çok sıkıldım. Öğrencilere daha kıt not vermeye başladım çünkü sinirlendim artık, yorgunum ve sinirliyim. Şimdi bu benim iç güvenirliğimi etkileyen bir şey. Çünkü ben 30. öğrencinin kağıdını sabah okusaydım ona daha yüksek not verecektim. Dolayısıyla bunu kontrol altına almamız, bunun farkında olmamız, geri dönüp kağıtlara tekrar bakmamız, mola vermemiz ve kağıtları birbiriyle karşılaştırmamız gerekiyor. Diğeri notlayıcılar arası güvenirlik. Biz okuma ve pardon, yazma ve konuşma becerilerini hep iki kişiyle notlandırıp sonra bunu işte o güvenirliğini hesaplıyoruz. Ve bu aradaki farkın çok az çıkmasını istiyoruz. Bunu nasıl az çıkartabiliriz? Bir kere sınavdan önce mutlaka konuşma sınavından önce, yazma sınavının öncesinde veya okumaya başlamadan önce mutlaka her sınav döneminde notlayıcılarla bir standartizasyon toplantısı yapmak, refresh etmek kendimizi, rubriği nasıl okuyacağımızı, birkaç tane örnek kağıtla bakmamız ve bütün notlayıcıların aynı kağıtlar, örnek seçilen 3 kağıt üzerinde mesela benzer notları verene kadar tartışma yoluyla aynı yerde olmamız gerekiyor. Güvenirliği bu şekilde arttırabiliyoruz ve rubriğimizin sağlam olması gerekiyor. İyi bir rubrik olması gerekiyor. Bir de test güvenirliği, yani testin kendisinden, sınavın kendisinden gelen bir tutarlılık olması gerekiyor. Yani bir okuma sınavının içerisinde bir matematik sorusunun karışmış olması ya da matematik becerisini de içine alan bir soru olması testin güvenilirliğini etkiler. Bir tane eğitimde ben hocalara sorduğumda işte bir tane şık çok şeydi. Dedim ki bunu niye koydunuz buraya? Bu tamamen dikkati ölçen bir şık dedim. İşte bir okuma parçası. 4 şık var. 3 şık güzel ama 4. şık çok dikkat gerektiren bir şey. Dedi ki ben dedi öğrencinin dikkatli okumasını istiyorum dedi soruyu yazan hoca. Dedim ki peki dedim dikkat okuma becerisinin bir parçası mı? Değil dedi. O zaman soramazsın ve test edemezsin. Yani testinizin içine koyduğunuz, ölçtüğünüz yapıdan farklı her şey o testin hem güvenilirliğini hem geçerliğini olumsuz yönde etkileyen bir noktadır. Şimdi gelin şu örneklere bakalım. Chat'te 2 tane şeyimiz var. Şimdi şu örneklere bir bakalım beraber. Geçerlik değil. Ops. Şimdi. Pardon, örnek gelecek bir sonra. Şimdi geçerlik kavramına geldiğimizde ise tabii geçerlik de çok böyle konuşulan edilen bir kavram ama çok basit bir tanımı var. Bir test gerçekten ölçmek istediğin yapıyı ölçüyorsa geçerli bir test diyebiliriz buna. Önce yapıyı tanımlamamız gerekiyor. Yani siz eğer okuma becerisinin içine dikkat de var diyorsanız okey sizin yapınız budur. O zaman sorun literatüre göre yanlış ama size göre sınıfta da bunun pratiğini yapıyorsanız geçerli bir test demektir. Test sonuçlarının geçerliliğine karar vermek için öncelikle sınava girenlerin gerçek dünyada dili kullanarak ne yapabilmelerini bilmemiz gerekiyor ve ondan sonra onunla ilgili kanıt toplamamız gerekiyor. Bunu şöyle anlatayım size. Bir yeterlik sınavı. Dedim ya her zaman amacımız çok önemli. Yani testin amacı ne? Öğrencilerin fakültedeki dersleri, değil mi? Üniversite için konuşursak, fakültedeki dersleri, akademik Türkçeyi takip edip edemeyeceklerine karar veriyorum. Benim amacım bu. Böyle bir karar vermek istiyorum.
O zaman benim hazırladığım sınavdaki soruların üniversitedeki becerileri yansıtması gerekiyor. Örneğin TOEFL sınavı. Bu TOEFL sınavını işe girişte de kullanıyorlar. Mesela TOEFL tabii ki geçerliliği sorgulamayız, değil mi? Yani akademik çalışma yapmak isteyenler TOEFL sınavı istenir. Ama siz banka sınavı için TOEFL sınavı kullanıyorsanız, bakın, bankanın gerçek dünyası ne? İş dünyası. Ama TOEFL sınavı neyi ölçüyor? Akademik beceriyi ölçüyor. Dolayısıyla TOEFL sınavı banka sınavı için ya da iş dünyası için valid, geçerli bir sınav değildir. Dolayısıyla hedef dil kullanım alanımızı çok iyi tanımlamamız gerekiyor. Siz genel İngilizce ya da genel Türkçe öğretiyorsanız, o zaman ona göre bir sınav yaparsınız. Akademikse hedefiniz akademik bir Türkçe sınavı hazırlarsınız. Aynen öyle. IELTS General, IELTS akademik farkı gibi. Sonra gözlemlenen davranışın genellenebilir olması. Yani ben öğrenciye verdiğim bir görevin gerçek dünyada karşılığı var mı? Mesela öğrenciye dedim ki bana 15 tane kelime yaz. Ben bu yazdığın kelimelerle senin kelime bilgini ölçeceğim. Bunun gerçek dünyada bir karşılığı yok. Bunu teşhis amaçlı yapabilirim. Belki spellinglerine bakacağım öğrencilerin. Ama gerçek dünyada bir karşılığı olmadığı için genelleyemiyorum. Yani ben bu görevle hangi davranışı gerçek dünyada neyi temsil ediyor onu bulamıyorum. Ama öğrenciye bir sunum yap dediğimde bunun gerçek dünyada bir karşılığı var. Çünkü fakültesine gittiğinde sunumu yapacak. O zaman bunun geçerliliğinin yüksek olduğunu söylüyorum. Aynen öyle Tarkucan. Direkt dil bilgisi sormak gibi. Ha, direkt dil bilgisi soramaz mıyız? Sorarız. Ama amacımız öğrencinin dil bilgisindeki mesela eksiklerini teşhis etmek olabilir. Ya da A1, A2, B1'de formatif amaçlı, yani biçimlendirici değerlendirme için olabilir. Ama bir artık yeterlik sınavı yapıyorsak orada dil bilgisini biz nerede soruyoruz? Reading. Zaten dil bilgisi ve vocab bir kelime bilmezse reading'i anlayamaz, konuşamaz, yazamaz. Artık orada ölçüyoruz. Burada da geçerlik, yani ya hep ya hiç kavramı değildir. Yani parmak okey ya da hayır bu geçerli değil kavramı değildir. Bu bir derece meselesi. Ve biz sınavlarımız için hep geçerlik için kanıt topluyoruz. Yani 100 tane de kanıt toplayabilirsiniz. 3 tane kanıt da sunabilirsiniz. Önemli olan ikna etmeniz. Accountable olması sizin. Hesap verebilir olması sınavınız. Ve bir sınavı hazırlarken geçerliğinizi kurabilmek için öncelikle sınavınızı neden yaptığınızı, kime yaptığınızı ve ne için yaptığınızı belirlemeniz gerekiyor. Çünkü sınavı amacı sınavın şeklini belirler. Yani seviye tespit sınavı, başarı sınavı, bunlar test dizaynını etkiler, soruları etkiler. Soruları kime veriyorsunuz? Eğer küçük bir yaş grubu ise onların bilinç seviyesine göre ayarlamanız gerekiyor. İhtiyaçlar farklı. Onların karakteristik özellikleri farklı. Bunu da ya yani audience'ı, sınavın kime hazırlandığını bilmemiz gerekiyor ki geçerliğimizi hesaplayabilelim. Ne ölçüyorum? Yapı tanımı ne? Şimdi ben A1'de verdiğim okuma parçasını eğer B2 seviyesinde de verirsem A1 ile B2'nin yapı tanımı aynı olmamalı. Dolayısıyla o zaman o A1'deki verdiğim okuma parçası B2'ye bir kere çok kolay olacaktır. Ve oradaki yapı başka bir şey. İşte A1'de ben öğrencilerden kelime tahmin etmesini, başka ne olabilir? Detay okumasını beklerken belki B2'de çıkarım yapmasını bekleyeceğim. Dolayısıyla bu benim yapı tanımım. B2'deki yapı tanımımda okuma becerisinde bunlar 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 var. A1'de bunlar 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 var. Ve sınavımı da o yapıya göre yazmak zorundayım. Dolayısıyla geçerlik, ölçmek istediğimiz yapıyı ölçebiliyor muyuz? Demin verdiğim örnekten ve TOEFL örneğinden yola çıkarsak
A1'e verdiğim sınav diyelim ki geçerli ve güvenilir bir sınav. Yaptım ben, kanıtlarımı topladım vesaire vesaire. Ama o sınavı ben B2'ye verdiğimde artık geçerli bir sınav olmuyor. Aynı TOEFL sınavı gibi. Çünkü benim verdiğim kitleye uygun bir sınav değil. Okay? Güvenilirlik ise ölçümümüz ne kadar istikrarlı ve hep aynı sonucu veriyor. Peki, şöyle bir şey sorayım. Güvenilir bir sınav geçerli olmayabilir mi? Sınav güvenilir ama geçerli değil. Böyle bir şey mümkün mü? Tartı Evet. örneğini düşünün. Evet mümkün. Mümkün. Evet. Evet. Her defasında yanlış ölçer ama istikrarlı bir şekilde yanlış ölçüyor olabilirsiniz öğrencileri. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün. Tart örneğini vermiştiniz Sayın Hocam. Efendim? Tart örneğini vermiştiniz. Aynen öyle. Aynen tart örneğindeki gibi. Şimdi otantiklikte ise biz şeyi bakıyoruz. Pardon canım, pardon kapatıyorum. Çok pardon. Şimdi Hiç önemli değil. gerçek dünyayla benzerlik. Gerçek dünyayla benzerlik. Yani görevleri sadece dilin benzerliğinden bahsetmiyoruz. Verdiğimiz görevlerin de benzerliği. Mesela portfolyo ödevi, sunum ödevi bunlar gerçek dünyaya çok benzer. Ama çoktan seçmeli bir sınavın gerçek dünyada bir yeri yok aslında gibi. Ama yapmak zorundayız, yapıyoruz yani. Onu da kullanıyoruz. Çünkü oradan da bir çeşit bilgi alıyoruz. İşte doğal dil kullanıyoruz. Değerli Minacığım sunumdayım, ısrarla arıyorsun. Şimdi iki tane farklı size otantiklikten bahsetmek istiyorum. Durumsal otantiklik ve etkileşimsel otantiklik. Şimdi durumsal otantiklikte biz verdiğimiz görevlerin gerçek dünyadaki yansımalarını. Çünkü bakın amacımız hep şu. Biz bir simülasyon yapıyoruz sınavlarda ve yaptığımız bu simülasyonun gerçek dünyada karşılığının olmasını bekliyoruz. Etkileşimsel otantiklik ise biraz daha karışık. Öğrencinin verdiğiniz görevi yaparken izlediği beynindeki proses, bilişsel proses gerçek dünyada da aynı bilişsel prosese eş düşüyor mu? Etkileşimsel otantiklikte bu demek. Şimdi siz diyelim ki bir çoktan seçmeli sınav hazırladınız. Ama sınavınızın şıkları hatalı ve öğrenciye ipucu veriyor. Ve öğrenci o ipucuyla sizin istediğiniz bilişsel sıralamayı, bilişsel prosesi takip etmeden sorunun cevabını buldu. İşte o zaman ne oluyor? Bunun gerçek dünyada bir karşılığı yok. Çünkü siz gerçek dünyada bu görevi yazarken şunu düşündünüz belki. Gerçek dünyada bu öğrenci eleştirel düşünme yapabilecek. Ama sizin sorunuz hatalı olduğu için öğrenci bunu yapamadı. Hop oradan bir ipucu gördü, cevabı verdi. Etkileşimsel otantiklikte bu. Aynı bilişsel prosesi, aynı beynindeki aynı prosesi yapmasını isteyecek şekilde şey yapıyorum. Turgut Hocam demiş ki dil sistemleri. Evet. Şimdi sona doğru geliyorum. Biliyorum çok uzadı. Lütfen hocam biz keyifle dinliyoruz vaktiniz varsa. Şimdi Hiç acele etmeyin lütfen. otantiklik için bir örnek göstereyim size. Mesela burada sizi ne rahatsız ediyor? Ben çok rahatsız oluyorum bu tarz ve hep A1'de önüme böyle metinler geliyor benim. Bu bir sınavdan alınma. Ne rahatsız eden bir şey var mı sizi bunun otantikliğiyle ilgili? Var. Ben mi söyleyeyim? Böyle. Bekleyin. Mesela merhaba ben Jenny, okey. Ben 35 yaşındayım. Ben İngilizim. Biz böyle konuşmayız Türkçe'yi. Hayır. Yani O 35 bir yaşındayım. şirkette müdür, o bir ofiste avukat. O şekilde de konuşmuyoruz sanırım. Aynen öyle. Aynen. O bir şirkette müdür. O bir avukat. Ama ben Türkçe sınavlarında bunu çok görüyorum. Bu da otantikle ilgili. Yani dilin gerçek yaşamdaki. Çünkü şöyle düşünün. Biz maruz kalarak da dili ediniyoruz ya. Şimdi sürekli buna maruz bırakırsanız öğrenciyi ileride konuşacağı dil bu olur öğrenci. O Tabii. yüzden Evet. şey yapmamız gerekiyor. Burada chatte bir şey var. Evet. Yani ben duymadım. Evet. Karında da normalde kimse böyle konuşmaz mı demiş de.
Böyle konuşmuyoruz biz. Cansu Hocam, siz konuşuyor musunuz bilmiyorum evde. Ha, konuşmaz Aymin yani. Toprak, ben bir öğretmenim. Çınar, birinci sınıftayım demiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Doğrusu nasıl olmalı? Bir Gerçek de yaşamdaki gibi olmalı. Şengül Hocam sormuş da. Merhaba, ben Cene. 35 yaşındayım ve İngilizim. Ama İstanbul'da yaşıyorum. İşte şu üniversitede öğrenciyim ve birinci sınıftayım. Yani bağlaçlar olur, işte o ev hanımı olmaz, o bir şirkette müdür olmaz. Gerçek yaşamda neyse basitleştireceğiz. Evet, ama basitleştirmek bu tam bunu değil. söyleyecektim, evet. Evet, Kesinlikle. basitleştirmek bu değil. Chat'te bir şey var. İlk tanıtımda yaş söylemeyiz demiş. Evet, çok pragmatik açıdan yaklaşmış Turgut Hocam. Kişi tekrarı çok olmaz demiş Cansu Hocam da. Evet. Tabii biz bunu ana dilimiz olduğu için biliyoruz. Yani çok okuduk, kitap okuduk, edindik. Bunun içindeyiz. Ve bu yargıda bulunabiliyoruz. Başka dil olsa bu kadar özgüvenli konuşamayız belki. İkinci veya üçüncü Tabii. dilde, ama burada bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet, A1 düzeyinde İngilizce'de de rastlıyoruz demiş Birgül Hocam. Olmaması gerekiyor. Çünkü şöyle örnek vereyim size. Şimdi Avrupa Ortak Dil Çerçevesi, yine hepimiz biliyoruz, biraz aşinayız. Ha, orada diyor ki işte şu şu şunları kullanabilirsin. Yani A1'i biz biraz fazla abartıyoruz. Aslında bir broşür okumak çok az, bir şey yok. Otantik olmalı. Ama basit de olmalı aynı zamanda. Öğrencileri de çok küçümsemeyelim aslında. Yani A1 seviyesine başlarken o zaman şöyle yapacağız Şengül Hocam. Bunu paragraf yazdırmayacağız. Cümle cümle yazdıracağız. Birinci cümle, bence ne? İkinci cümle gibi yapabilirsiniz. Çünkü bunu böyle yazdırdığınızda coherence, cohesion neydi onlar tartışıyor. Bağlam Tamamen yok oluyor ortada. Kalkıyor. O zaman cümleyle gidin. Cümle kurdurun en başta. Paragraf A1'in ortasında. Hemen paragraf yazdırmayız zaten. Çünkü şöyle düşünün. Yani yazma ve okuma icat edilmiş becerilerdir. Dolayısıyla kesinlikle, dinleme kesinlikle. ve, evet Turgut Hocam, dinleme ve konuşma gibi doğal beceriler değildir. Dolayısıyla bunların hemen gelişmesini beklemiyoruz biz zaten. Yani çok da şey etmemek lazım. Şimdi kullanışlık da aslında sınavın yazma öncesinde taslak vermek olabilir. Sorulara yanıt vermelerini istemek gibi. Evet, guided sorular veririz. Bu guide'lara göre cevap yazın diyebiliriz. Bir sınavın zaman açısından uygulanabilir olması, ekonomik olması. Bazen çok güzel sınavlar yapmak istiyoruz ama olmuyor yani. Mesela çok kağıt gidiyor. İşte diyor ki mesela çoktan yazmanın kuralları, şıklarınız alt alta olsun. Ben onların hepsini alt alta yaptığımda iki katı kağıt harcıyorum. Kağıt çok pahalı bir şey. Yani her zaman biz bunların hepsine uyamıyoruz. Uygulama açısından kolay olması, puanlama ve değerlendirme açısından kolay olmasını kullanışlık diye tanımlıyoruz. Ama bu bahsettiğim prensipleri gönül ister ki hepsini biz yapalım. Ama olmuyor. Yani bazen pratiklikten vazgeçiyoruz. Bazı pratiklik ya da pratik olsun diye işte birazcık washback etkisinden olumsuz washback'e izin veriyoruz gibi. Washback test etkisi de bu durumda hepimiz karşılaşmışızdır. Öğrenci olarak da yapmışızdır bunu. Öğretmen olarak da size sormuşlar. Ne anlatsanız, hocam bu sınavda çıkacak mı? Hocam bu sınavda çıkacak mı? Washback etkisi tamamen de budur. Yani öğretimin sınıfa etkisi, öğrenciye etkisi, programa etkisi, daha büyük etkilerden de, sosyal etkilerden de bahsedebiliyoruz burada. Social impact, test impact dediğimiz şeylerden. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Şimdi bizim amacımız bunu olumluya çevirmek. Şimdi şöyle yapalım. Etki dediğimiz sınavın öğretme ve öğrenmeye etkisi. Siz dört beceriden konuşma pratik olmuyor diye her defasında konuşma sınavını dışarıda bırakırsanız bunun washback şöyle olacaktır. Öğrenciler konuşmaya ilgi göstermeyecekler. Çünkü aslında sınavda çıkmıyor zaten. Sormuyorlar diyeceklerdir. Doğru, çok. Gibi.
Olumlu boş beki her zaman çevirmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Ben seneler önce Yeditepe Üniversitesi'nde çalışırken testing ofiste çalışıyordum. Ve sonra işte doktoraya başlayınca testing tabii çok yoğun, derse geri döndüm. Ve şöyle bir şey oldu. Bana böyle işte üçüncü defa repeat olan en düşük seviye bir sınıf verildi. Öğrenciler çok umutsuzlar. Yani çok geçemeyeceğiz, kalamayacağız, biz atılacağız okuldan. Şimdi ben tabii testing ofiste çalışmış olduğum için ve soruları çok iyi bildiğim için sadece bu çocuklara teaching to the test yaptım. Yani sadece sınava yönelik, sınav sorularına yönelik. Çünkü derslerle sınavlar çok uyumlu değildi. Geçtiler, bütün sınıf geçti, hepsi başarılı oldu. Kendileri de beklemiyorlardı. Ama gerçekten çok iyi öğrendiler mi, konuşuyorlar mı? Hayır. Ben onlara sınava göre çalıştırdım, sınava göre öğrettim ve o sınavda başarılı oldular. Aslında sınavın negatif etkisini gösteriyor, olumsuz etkisini gösteriyor. Olumlu etki sağlamak için sizin öğrenme materyali, öğretme materyalleriniz, kullandığınız yöntemlerin sınavla uyumlu olması gerekir. Yani sınavda bir portfolyoyu da sınav olarak kullanabilirsiniz, bir sunumu sınav olarak kullanabilirsiniz. O zaman ne olur bu? Sınıf içerisindeki öğretimi de olumlu ve iletişimsel becerilerin gelişeceği şekilde etkiler. Evet, şimdi gene burada size soracağım. Bu arada keselim mi? Ya saat 9 yaptım ama birkaç slaydım daha var. Biz okeyiz hocam, siz de iyisiniz. Öyle değil Var. mi Kemal hocam? Çıkabilir. Kalanlarla devam Hocam edelim. gece uzun, sizler ne kadar uzatırsanız Tamam. bizler dinleriz sizleri. Sizi Peki. hazır bulmuşken sonuna kadar. Teşekkürler. Yani hiç işi olan, dışı olan hiç ayıp olmaz. Çıkabilir lütfen. Şimdi Sabiha Gökçen ilk kadın boşluk. Pilottur, mühendistir, doktordur. Burada çoktan seçmenin kurallarına takılmayalım. Orada da bir kural olarak. Çok hatalı. Ne hatası var bu soruda? Söyleyeyim mi, bekleyelim mi? Belki hocalarımızdan gelir. Tamam. Devam hocam. Bilgi ölçüyor demiş bir. Kesinlikle. Doğru. Yani kesinlikle. Yani biz bunu biliyoruz ama bilmeyen aynı şekilde cevap veremez. Peki bu sınavın hangi prensibini violate ediyor? Hangi prensibini bozuyor? Geçerlilik Eşit. güvenini. Aha. Tarık Hocam bir eşitlik dediniz doğru. Söyleyeyim mi? Evet. Eşitlik. Dolayısıyla Bozuyor. Bir şey daha bozuyor. Çok önemli. geçerliliği de bozar. Geçerliliği de bozuyor. Tabii. Aha, aynen. Geçerliliği Belki de. buna öncül cümle ekleyebilir, değil mi? İşte o uçak kullanıyor, Sabiha Gökçen gibi belki. Aynen öyle. Aynen. Ama bilgiyi de. Bağlamı vererek, bağlamı çoğaltarak. Çünkü benim yapı tanımımda ne var? Kelime bilgisi var. Evet. Dolayısıyla background yani art alan bilgisi benim yapı tanımımda yok. Dolayısıyla geçerliliğim mi tehdit etmiş oluyor. Evet Bilgi Hocam bağlamda test edilebilir. Uçakla ilgili önüne bir şey koyabiliriz vesaire. O zaman mühendisi çıkarırım mesela. Mühendis de belki uçak muçak bağlantı kurulabilir. Mühendis şıkkını değiştiririm ama bir bağlamda olur. Buna ne diyorsunuz? Bir öğretmen F veriyor, öbür öğretmen B veriyor. Hangi prensip bu? Bayağı da uçurum var. Evet. Tutarsızlık hangi prensipte? Güvenilirlik mi? Güvenilirlik, aynen. Ece Hocam, Bilgül Hocam, Cansu Hocam, aynen. Güvenilirlik, rater reliability. Bunu nasıl düzeltebiliyoruz? İşte bu aynı ödev aynı grup öğretmen tarafından değerlendiriliyorsa bu öğretmenlere mutlaka bir training, mutlaka bir standartizasyon ve bu traininglerin sadece aslında sınav zamanı değil, her ay düzenli olarak herkese aynı seviyede, aynı sayfada tutmak için, aha Bilgül Hocam, düzenli eğitimler verilmesi gerekiyor. Yarın İngilizce sınavım var ve gerçekten endişeleniyorum, gerginim. Dün gece çok korktuğum için ağladım. Hangi prensibi violate ediyor bu?
Tam güvenirlilik değil, güvenirlilik ölçmeyle ilgili, tutarsızlıkla ilgili. Sınavın nesi bu? Geçerlik, güvenirlik, washback, bir şey daha ne anlattım ben? Aynen, etkisiyle, uygulamasıyla. Yani test impact, washback bu. Yani bu washback bu şekilde de bir olumsuz etki yaratabilir, anxiety yaratabilir. Neden olabilir bu? Mesela sınıfta öğrettiğiyle sınavda sorduğu tutarsız olabilir. Aynı kognitif, aynı bilişsel seviyede değildir. Hani hatırlamaz mısınız öğrencilik zamanınızdan? Hoca çok çok affedersin, çok kazık soru soruyor. Yani kazık soru sormak nedir? Sınıfta yaptığının dışında soruyorsa, Kesinlikle. farklı domainde soruyorsa, sınıf içerisinde tarih öğretmeni geliyordur, işte tarih savaş anlatıyordur. Şu savaş şu tarihte oldu, bu savaş bu tarihte oldu. Şöyle bir anlaşma imzalandı vesaire vesaire diye size faktleri anlatıyordur. Ama sınavda size bir sentez sorusu soruyordur. Diyordur ki işte ya da kritik düşünmeyi gerektiren işte diyordur ki şu savaşın şu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması üzerindeki etkileri ne oldu? Şimdi sınıfta sen hiç böyle bir şey yapmamışsın. Tamam konu bununla ilgili ama tamamen farklı bilişsel seviyede. İşte o zaman zor sınav oluyor. O zaman öğrencilere gereksiz stres yüklüyoruz ve sınavın güvenirliği de etkileniyor. Hangi sınav prensibini violate ediyoruz burada? Pratik mi bu sınav? Pratik değil, süresi. Evet, kullanışlılık. Aynen, practicality. Kullanışlık öğesini. Yani aslında bu prensipler dediğimiz soyut gibi görünen kavramların günlük yaşantımızda karşılıkları var. Günlük uygulamalarımızda karşılıkları var. Ve bunların biraz farkında olmak gerekiyor. Yani buradaki durumların hepsinde siz mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bunları bir isimlendirmek gerekiyor. Yani ölçme değerlendirme okur yazarlığı işte bu demek. Bunun bir farkında olmak gerekiyor. Peki. Peki bir de şunlara bakalım. Böyle bir görev var. Şunu kapatayım ben. Öğrencilere 10 tane cümle okuyorum. Ondan sonra öğrencilere diyorum ki böyle bir sınav burada kullanılıyor. Sonra diyorum ki öğrencilere okuduğum cümlenin hangi sınav, hangi zaman ve kipte olduğunu yazın bana. Mesela ben diyorum ki öğrencilere dün okula gittim. Öğrenciden bunun geçmiş zaman olduğunu yazmasını istiyorum. Şimdi geçerlik, otantiklik ve kullanışlık prensipleri açısından bu soruyu nasıl yorumlarsınız? Mesela geçerli midir? Böyle bir şeyin karşılığı var mıdır aslında? Otantik değil. Aynen. Geçerli ama otantik değil demiş. Neden geçerli dediniz hocam? Yani böyle bir şey yapıyor muyuz hiç mesela? Hiç uygulama gördünüz Ya şu yüzden hocam geçerli olabilir diye düşündüm. Çünkü testin konstraktı yani test oluşturulurken böyle bir şey istemiş. Aha. Peki Yani karşılığı. bunu ölçmek istemişler. O açıdan ona uygun bir soru diye geçerli diye düşündüm. Yoksa gerçek hayatta bir Aynen. geçerliliği yok. Doğru bir yerden bakıyorsunuz ama işte orada yapı tanımına bunu koymayız zaten. Ya hiçbir dil modelinde LADO'dan başlayayım bugüne kadar hiçbir dil modelinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla Hocam soru kötü bir soru ama öyle yapılandırıldığı için ben o yapıya göre söyledim. Yoksa anladım, kötü bir anladım. soru. Hayır, siz doğru bir yerden bakıyorsunuz ama işte şey yapıya bunu koymam zaten. Yani yapıda öğrenci dil bilgisi kurallarını ismiyle tanımlayabilecek. Yapılıyor hocam neler neler yapılıyor Ali hocam. Peki kullanışlı bir sınav mı? Kolay mı? Kullanışlı aslında. Zaman açısından kullanışlı hocanın zamanını, değil mi? Hocanın değerlendirmesi açısından kullanışlı. Tabii. Ama otantik değil, geçerli değil. Yani uygulaması kolay. Evet. Peki, uygulaması kolay. Turgut Hocam da aynısını yazmış. Okey.
Bir değerlendirme şirketi İngilizce becerilerini ölçmek için çoktan seçmeli sınav oluşturuyor. Sınav kelime bilgisi, dil bilgisi ve okuduğunu anlama konularını kapsıyor. Şimdi şeyi düşünelim. Her zaman için hedef dil kullanımını düşüneceğiz. Evet. Şirketteki İngilizce kullanımında neler bekleniyor olabilir? Yani bir şirkette işe girdi. Konuşma, dinleme bekleniyor olabilir. Aynen konuşma, İletişimsel dil bilgisi. dinleme, telefonda konuşacak vesaire vesaire. Aynen Ömer Bu Hocam demiş ki konuşma anlama, konuşma yazma. E-mail atacak. Mesela bir şirkete ben sınav hazırlıyorsam e-mail yazmayı sınav sorusu yaparım. İletişim becerisi Dilek Hocam demiş. Dolayısıyla bu sınav geçerli midir? evet. Dikkat et. Öyle mi? Dil bilgisi sorduğu için mi? Çünkü orada gerçek yaşamda yani gerçek yaşam dediğim iş dünyası. Evet. İş dünyasında kimse sana gelip dil bilgisini sormaz. Senin dil bilgini ölçmez. Hani belki şeyden dolayı bakalım bu mailde düzgün İngilizce kuralları yazabiliyor Sonra falan. mail yazdırırsın Tarık Hocam. Mail O yazdırırsın. tamam. Görevin de gerçek hayatta Evet karşılığının evet evet. olması gerekiyor. Artı dediği gibi Kemal Hocam'ın konuşma yok. Sınav odaklı geçerli ama gerçek hayatta değil. İşte Dilek Hocam yapmamız gereken hep ne kadar biz gerçek hayatta kastettiğim target language'üyüz. Hedef dil kullanımı. Bu fakültedeki dersleri takip etmek için hedef dil kullanımı farklıdır. Pilotlara hazırladığım sınavda hedef dil kullanımı farklıdır. Çünkü orada mesela pronunciation'a çok önem vermek zorundayım. Ya da hostes yetiştiriyorum ben mesela. Hostese yetiştirirken onların A2 seviyesinde işte servis yapması vesaire farklıdır. Her biri için farklı sınav hazırlarım. Çünkü hedef seviyem, hedef dil kullanımım farklıdır. Dolayısıyla bu geçerli bir sınav değil, değil mi? Otantik değil ama kullanışlı. YDS'yi düşünün. Evet, YDS'de değil de mi? Yok değil. Evet, zaten doğru. yok, dilde konuşma yok, dinleme yok. Çünkü Daha kolay, ucuz değil mi? ucuz, kolay ama geçerli değil, otantik değil, gerçekten ölçmüyor. Okey. Şirketin değerlendirmesi kullanışlı. Doğru şey. Eylem hocam herhalde. Eylem diyor. İkincisi. Bir de buna bakalım. Ay, ikişer kişi sınavı alınmış. Şimdi A1 final konuşma sınavında öğrencileri ikişer ikişer sınava alıyorsunuz. Konu veriyorsun. Hadi bakalım bir dakika tartış diyorsun. Ama sınıf içerisinde böyle bir tartışma görevi yapmadınız. Geçerli değil. Aynen, geçerli değil. Otantik mi? Otantik, Cansu Hocam. Cansu Bayraktar Hocam. Otantik. Kullanışlı mı? Okey. Dolayısıyla aynen, kullanışlı, otantik değil, geçerli değil. Peki, bu son sanırım. Güvenilirliği elde etmek kolay mı? Zor mu? Daha önce dediğiniz gibi değerlendirme tablosu var. Olmalı dediniz. O hocamız da kullanmış. Ama yine de güvenilirliği sağlayabilirim belli bir yere kadar ama zor. Zor. Yani bir subjektif sınav, objektif sınavdansa bunu sağlamak daha zor. Multiple choice'ta daha kolay sağlarım ben bu işi. Evet, tek kişi var. Tek kişi yapıyor bunu. Belki bir diğer hoca farklı verecek. İki kişinin bakıp ortak bir karar vermesi daha şey, otantik mi peki bu? Kesinlikle otantik. Kesinlikle otantik. Gerçek yaşama çünkü çok benziyor. Kullanışlı mı? Hoca açısından Yok, baktığımızda değil. zor. Çok zaman alıyor, değil mi? Mesela hazır yani sınıfa yaptığınız sunumlar vesaireler çok vakit alıyor. Dolayısıyla çok kullanışlı sınavlar değil ama otantikler, geçerliler. Yani her task'in, her soru tipinin prensipler açısından da diğer açılardan da avantajları, dezavantajları var. İşte bu yüzden farklı soru tipleri kullanmamız gerekiyor. Peki şunu bir düşünelim, onu da prensiplerimize bağlayalım.
Hepimizin test deneyimi olarak kötü deneyimimiz vardır. Böyle bir kötü deneyim düşünün ve bu deneyim neden kaynaklıydı? Yani bunu bir analiz edin. Testin içeriğinden mi, test görevinden mi, test türünden mi? Hangi dil ölçme prensibini aslında bozuyordu da sizi bu kadar rahatsız ediyordu? Çok güzel bir soru sordu. Kesinlikle. Ben bunu öğrencilerime sordum fakültedeki. Şimdi onlardan da birkaç cevap göstereceğim. O kadar haklı, o kadar güzel testin uzunluğu. Çok doğru. Testin uzunluğu yani bu da validity'yi etkiliyor. Uzun bir test sizin gerçek performansınızı göstermenizi engelliyor. Hocam Başka ne? ya YDS'de yoğurtlama işaretlerini kaldırmışlardı. Bir meşhur bir sınav vardı. Tarihini hatırlamıyorum. İşte nokta virgül arasında hover gelince oraya yapıştırmasınlar diye öyle bir şey yapmışlardı. Aa, onu hatırladım. Yani Evet. noktalama işaretlerinde bir sorun yaşanmıştı. Hatta girenlerin o sınava %20'si sadece 50'nin üzerinde puan almıştı. Tarihini net hatırlamıyorum ama internetten baksam bulurum. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yani öyle bir deneyim ve Güvenilirlik hatırlıyorum. geçerliğini bozan bir şey mesela. Ben Mazhat Atatürkborn demiş Turgut Hocam. Art alan bilgisi dolayısıyla sınavın geçerliğini etkiliyor olumsuz. ALES'te paragrafın bütününü anlam becerimizin kelime bilgisi. Kelime bilgisi şeyin bir parçasıdır. Anlamanın bir parçasıdır aslında. Ama bu tabii ne kadar soruda. Yani şimdi siz yapı tanımınızı sadece kelime olarak kuramazsınız. İşte çıkarım yapma, eleştirel düşünme, şeyleri anlama, detayları bunların hepsi okuma becerisidir aslında. Sürekli kelime sormak ve gereksiz yere uzun metinler vermek ALES sınavlarında bilişsel yükü arttırdığı ve yorgunluk yarattığı için aslında testin geçerliğini tehdit ediyor. Zaman demiş Turgut Hocam. Bir de öğrencilerimin cevaplarını göstereyim size. Bir cevap daha var galiba. Bunun konu sıkıcı olması çok doğru. Ha, Konunun çok. sıkıcı olması otantiklikle ilgili Cansu Hocam. Yani öğrencileri hem CFR bize bu konuda çok yardımcı oluyor aslında. Bize konuları veriyor. Bir de yani öğrencinin ilgili olması gerekiyor konuların. Çok teknik olmaması gerekiyor vesaire. Bu da işte otantisite prensibiyle ilgili. Şimdi Şey de mesela çok önemli değil mi hocam? Negatif etkiliyor demiş ya. İşte orada öğrencinin tetiklenmemesi lazım. İntihar gibi, aynen. cinayet gibi, şiddet gibi değil mi? Buna da dikkat etmek Böyle. lazım. Daha belli konulardan çekinmemiz gerekiyor mesela gibi. Göç gibi aynen. Uzun Daha tekstil hassas. kınalayıcı Evet. tekstil. Savaş, göç, anne baba, anne babasını kaybetmiş Seksüel konular bireyler. belki. Aha Cansu Hocam evet aile çok doğru. Bu konulardan hep çekiniyoruz sınavlarda ders materyallerini hazırlarken. Ama bu da bizi çok kısıtlamıyor mu? Ne yapabiliriz? Yani mesela işte depremi nasıl anlatabiliriz? Şimdi Türkiye'de deprem Anlatmayacaksın onu. oldu. Hiç. Öyle mi? Yok, es geçici. Yani sınavda es geçici. Çünkü sınav derste belki bir derece ama sınav çok hassas bir süreç. Yani her şeyi etkileyebiliyor. Diyorum ya dışarıdan gelen ses etkiliyor, ışık bile etkiliyor sınav Öğrenciyi boyunca. dalgalandırmamak lazım yani. Kesinlikle. Mesela vardır böyle sevdiği öğrenciye ipucu veren hocalar. Sınavın bir kere eşitlik ilkesine aykırı. Sınav güvenirliğini de zedeliyor. Bu çok öğrenciden geldi bana. Biliyorsunuz yabancı dil sınavlarında matematik, fizik, kimya sorularının katsayısı çok etkili. Dolayısıyla zaten oradaki İngilizceyi herkes biliyor. Matematik çıkışlı, fen çıkışlı öğrenciler açıkta kalmayayım diye bir de dil bölümü yazıyorlar ve çok yüksek puan alabiliyor. Şimdi o zaman yapı tanımı kirlenmiş oluyor. Siz aslında fizikle, matematikle, fenle okulların, üniversitelerin edebiyat ve İngilizce öğretmenliği bölümlerine aday alıyorsunuz, öğrenci alıyorsunuz. Gerçekten dili ölçmüyorsunuz. Ve ne oluyor? Gitgide yabancı dillere giren öğrencilerin İngilizce seviyesi düşük geliyor. Yani şöyle düşünün. Eskiden
Hazırlığa kalan öğrenci, ben İngilizce öğretmenliği bölümündeyim. Cansu Hocam bilir oradan. Hazırlığa kalan öğrenci İngilizce öğretmenliği bölümünde eskiden çok azken, son zamanlarda bu hazırlık okuyan öğrencinin sayısı çok artmaya başladı. Niye? Çünkü matematik de giriyor oraya. Dil bilgisiyle, dil bilerek, dil becerisiyle girmiyor. Bu da üniversite sınavının, YKS'nin geçerliği için bir aslında tehdit. Bu da gene bunlar yaşanmış olaylar. İki section, bir öğretmen kolay hazırlıyor, biri zor hazırlıyor. Tabii zorluğun ne olduğunu tartıştık. Yani bilişsel seviye olarak sınıfta yaptığının üstünde bir sınav hazırlamakla zor oluyor sınav. Öğrencinin motivasyonu düşüyor, sınavı yapmıyor. Dolayısıyla fairness, eşitliğe aykırı, gene geçerli etkiliyor güveni. Evet, biraz vaktinizi fazla aldım, kusura bakmayın. Benim Estağfurullah. anlatacaklarım bu kadar. Soruları olan varsa. Önce ben herkes adına teşekkür edeyim. Harika 1,5 saat geçirdik. Su gibi aktı. Çok eğlenceli, çok doyurucuydu. Sorularınız varsa lütfen. Katılımcıydınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok şahaneydi. Cansu Gurur Hocam. duyduk. Ya ben böyle hava Teşekkür atmak istedim. ederim hocam. Kendisi doktora hocam diye böyle herkese yazdım WhatsApp'tan. Hava attım böyle. O Çok yüzden çok teşekkür sağ olun. ederim Ömer Kemal Hocam. Hocam buyurun lütfen sorunuzu sorun. Teşekkür ederim hocam. Merve Hocam çok teşekkür ederiz. Biz ikinci etkinlikte de sizleri görmek isteriz. Acaba zamanınız olur mu? Araya bir boşluk vereceğiz tabii ki. Yani bunu uygulamalı bir şekilde zaten gösterdiğiniz zaman hani test üzerinde de açıkçası görmek isteriz. Zamanınız olursa sizi ikinci sizin etkinliğinizde de bekleriz eğer varsa öyle bir zamanınız. Ben kısa bir şey sormak istiyorum. Şimdi öğretici yeterliliklerinde dil öğreticileri işte ölçme değerlendirmeyi işte bilgilerine sahip olmalı. Şimdi ben kendimi düşünüyorum bu konuda uzman değilim. Nasıl test hazırlanır, ne yapmak gerekiyor bilmiyorum. Yani dil öğreticileri bunu nereye kadar bilmeli? Her şeye hakim mi olmalı? Çünkü ayrı bir uzmanlık alanı. Yani ben bunu bilmem için çok uzun zaman geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani nereye kadar bilmek gerekiyor? Bu testleri nasıl hazırlamak için temel neleri bilmek gerekiyor? Bunu sormak istedim sadece. Hocam şunu şey yapabilir miyim? Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel mesajlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Bir saniye bir şey göstereceğim bununla ilgili size. Nereye kadar bilmeniz gerekiyor? Şimdi bu okuryazarlık yani assessment literacy dediğimiz kavram 1991'de ortaya atıldı. Ve 1991'de bu genel ölçme değerlendirme alanında ortaya atıldı. Sonra 2000'lerde biz bunu aldık. Dilciler dilde ölçme değerlendirmeye taşıdık. Ve language assessment literacy kavramı ortaya çıktı. Şimdi ne bilmemiz gerekiyor? Şimdi temel kavramları bir kere bilmemiz gerekiyor. Tekrar ekran paylaşacağım ben. Bir Bu dakika. arada izninizle şeyi söyleyebilir miyim? Türkçe alandan olduğumuz için mesela İngilizcecilerin bir testing ofisi oluyor. Onlar daha beraber çalışıyor ama Tömerler'de herhalde bu daha zayıf. Değil mi? Yani çoğu Tömer'de. Ama diğer taraftan da İngilizceciler bu işi daha önce çözmüşler sanırım. Türkçeciler biraz daha soğuk. Daha soğuk. şimdi her öğretmenin bir şimdi tam bu şeyi anlatıyordum. Yani 1991'de sonra 2000'lerde biz aldık bu kavramı ve bu assessment literacy'nin çok farklı tanımları var. Tek bir tanım şudur budur diyemeyiz ama böyle bir şey yapılmış. Bu şimdi benim aslında başka bir eğitim hazırlığı. Bütün üniversitelere vereceğim bir eğitimin daha bitmeyen sunumundan size bir slide gösteriyorum. Şimdi ki öğretmenler burada B'de bu kadarı bilmek zorunda. Şimdi dörtlü bir ölçek üzerinden skorlamayı bir kadar bilmesi gerekiyor. Kişisel beliefleri ve attitude'ları işte iki seviyesinde bilmesi gerekiyor. Yani bir öğretmenin, bir test yazarının, bir üniversitedeki yöneticinin ve bir profesyonel testçinin bilmesi gerekiyor. Yani hepsi bu kavramları bilmeli ama farklı seviyelerde bilmeli diyor. Bana sorarsanız ne bilmesi gerekiyor? Bir kere
farklı soru tipleri, görev tipleri ve bu görev tiplerinin avantajları, dezavantajları. Ve bunlar nasıl yazılır? Multiple choice nasıl yazılır? Bunlar şıkları nasıl yazarım? İşte ben yapıyı nasıl tanımlarım? Reading'i nasıl tanımlıyorum? Arpa birliği çerçevesini bilmem gerekiyor. Test adımlarını bilmem gerekiyor mutlaka. Ve basit istatistik bilmem gerekiyor. Yani bir reliability hesaplayabilmeliyim. Basit bir şey, klasik test teoriye göre işte descriptive, tanımlayıcı istatistik, mod, median, ortalama, işte item istatistikleri madde analizleri yapabilmeliyim. Madde ayırt ediciliği, madde kolaylığı, bunları yapabiliyor olmam gerekiyor ki, ya bunlar en basicleri aslında. Ekip işi yani, değil mi anladığım kadarıyla? Efendim? Bir ekip işi aslında, değil mi anladığım Yok, kadarıyla? aslında ekip işi değil. Bir öğretmen olarak da benim bunları bilmem gerekiyor. Yani prensipleri bilmem gerekiyor. Ne valid'tir, ne geçerlidir, ne geçerli değildir, ne benim sınavımın. Çünkü dediğim gibi en başta, sınavı hazır da alabilirsiniz. Ama sizin bir öğretmen olarak, herkesin konteksti farklı, bağlamımız farklı, öğrencimiz farklı. Benim öğrencim de Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencisi bir değil. Dolayısıyla ben kendi kontekstime, şimdi mesela bende çok uluslararası öğrenci var altın başta. Ben uluslararası öğrencilerin gözünden de o sınavları elemeliyim. Ama Boğaziçi'nde yok. Boğaziçi bunu yapmak zorunda değil. Boğaziçi isterse göç konusunu işleyebilir. Ama ben işleyemiyorum göç konusunu gibi. Ama temel olarak her öğretmenin sınav hazırlama adımlarını, yapı tanımlamayı, bilişsel seviyedeki objektiflere göre soru yazabilmeyi, farklı soru tipleri üretebilmeyi ve her soru tipinin kuralları, yani close testin kendine göre kuralları vardır. Çoktan seçmenin kuralları vardır. Açık uçlu da değerlendirmede izlenmesi gereken yollar vardır gibi. Bütün bunları basic seviyede bilmesi gerekiyor. Yani şuradaki tablodan gördüğünüz gibi herkes her şeyi eşit düzeyde bilmesi gerekmiyor ama bir öğretmenin bilmesi gereken minimum şeyler bunlar. Başka Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Kitabınız da bu arada hayırlı olsun. Efendim? Kitabınız da hayırlı Ha, olsun. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Altını üstünü her tarafını çizerek okudum. Yenisini Tarık Hoca'dan talep edeceğim. Buralar Çok tatlı. montajla atılıyor mu hocam? Şu an bilmiyorum yani onlar. Montajdan atılmasın, reklamımız olsun. Neyse. Hayırlı Başka olsun soru tekrar. yoksa ben Sorun soru sormak istiyorum. olursa evet. Şimdi hocam anladığım kadarıyla çok teşekkür ederim. Tekrar ağzınıza sağlık. Şimdi dediniz ki her sınavda mutlaka bir hata payı var. Değil Evet. mi? Şimdi burada o zaman hocalar iç görülerine göre hareket edebilir mi? Yani belirli öğrencileri geçirebilir mi? Burada hocanın hareket alanı nedir? Sınırı nedir? Ne Yok. yapabilir? Hiçbir şey Bunu yapamaz. sormak istiyorum. Çünkü oluyor değil mi işte diyor ki ya bu çocuk çok iyi sınavdan düşük aldı ama geçirelim. Ya benim de yaptığım oluyor açıkçası. Bu Yok. doğru değil diyorsun. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Ama şunu Bir de yani varsayıyorum. şey nedir? Şimdi o size Hareket gösterdiğim alanımız. formül var ya, Evet. gerçek hayatta biz onu uygulayamıyoruz. Hı. Yani ama varsayımsal olarak böyle bir şey var. Bunu bilin yani. Mutlaka bizim yapmaya çalıştığımız bu bütün testteki, dil değerlendirmedeki kuralları uygulayarak o hata payını düşürmek. Yani düştüğünü varsayıyoruz. İşte istatistik yapıyoruz, reliability'ye bakıyoruz. Büyük ölçekli testlerde standard error of measurement'a bakıyoruz. Ama şunu yapamıyorsunuz. Ya bu çocuk çok iyi, ben bunu geçireyim, yok. Sınav neyse o. Ama sınavınızın doğru hazırlanmış bir sınav olduğunu varsayıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu şeyi söylemek istiyorum. Yani bu anlattığınız kavramları az buçuk biliyorum. Ama ben bile uygularken çoğu şeyi gözden kaçırdığımı fark ediyorum. Yani bu çünkü ölçme değerlendirme o kadar katmanlı, birbirini Doğru. etkileyen girift bir konu ki. Bu sefer müthiş de bir stres hissediyorum. Yani bunları bilmezsem gözüm kapalı, gönlüm rahat ama bilince değil mi daha stresli oluyor. Burada hoca ne yapmalı? Bunu sorayım size. Yani hoca ne yapmalı? Hoca bir kere çok bilinçli olmalı.
sağlam adımlar atmalı. Yani neyi ölçtüğünü bilmeli. En önemli şey, ben üniversitelerde çok eğitim veriyorum. Evet. Gördüğüm hep şu: objektifleri, ders çıktıları bilişsel seviyede yazılmamış. Dolayısıyla sınavda da ne sorduklarını bilmiyorlar. Yani soru soruyorlar ama ne? İşte onları bir kere iyi bir ders çıktısı yazmayı, iyi bir izlence hazırlamayı bir kere bilmeli bir öğretmen. Ve bunu çıktılara göre soru hazırlamayı ve hangi soru tipi, hangi çıktıyı iyi ölçeri hesaplayabilmesi gerekiyor. Hep verdiğim bir örnek gene, özellikle testing ofisler ya da işte yöneticiler, ya da büyük karar veriyorsanız öğrencinin geçme kalmasını. Gece yastığa başınızı vicdanınız rahat koymakla ilgili bir şey ölçme değerlendirme. Yani siz her şeyi doğru yapıyorsanız artık bu kadar fazlasını yapamıyorsunuz. Yani açık beyne bakamadığınıza göre, ben işte metinleri kuralına uygun seçtim, soruları kuralına uygun yaptım, sınav adımlarını doğru takip ettim, bir tane deneme yaptırdım üç arkadaşıma, baktım onlar nasıl yapıyorlar, sonra istatistikleri yaptım vesaire vesaire dedikten sonra diyorsun ki, mesela biz şöyle bir şey yaşadık. Madde analizinde bir tane madde çok anormal çıktı geçen gün. Sonra soruda hata olduğunu fark ettik ve geri döndük, o soru için puan verdik gibi. Yapabiliyorsunuz, insanız, hata yapabiliyor muyuz hepimiz? Ama bütün adımlarını tabii doğru takip edersen, en azından şundan eminim, hata payını ben minimuma indirmişimdir diye düşünüyorum. Düşünüyorum sadece. Çok sağ olun tekrar. Başka bir soru var mı? İzninizle kapatacağım. Sanırım yok. Ben bir son soru sorayım. Altını çizmek ve daha iyi anlamak için. Yani eğer biz yanlış ölçer ve değerlendirsek öğrencinin ya da işte katılımcının doğrudan hayatını etkiliyoruz, değil mi? Yani bunun zamanına mal oluyor, parasına mal oluyor, emeğine. Dolayısıyla bu yüzden çok önemli aslında. Değil Ama mi? şu da var, işin bir de şu tarafı var. Diyelim ki ben hazırlıkta yeterlik sınavını doğru yapmadım. O kişiyi, öğrenciyi gönderdim. Ben burada çocuğa hiç sunum yapmayı öğretmedim. Gitti fakültenin birinci sınıfının ilk dersinde çocuktan sunum yapmasını istiyorlar. Çocuk sunum nasıl yapılır bilmiyor. Fakülte hocası da diyor ki, bunu ben sana öğretmeyeceğim. Sen bunu öğrenecektin hazırlıkta. O tarafı da düşünmem gerekiyor. Hedef İşbirliği. şey... Cansu Hoca'nın dediği gibi, evet. Aynen. Şey yapmak gerekiyor. Mesela fakülte ne istiyor? İhtiyaç analizi yapmak lazım. Hedef kullanım alanınızın ihtiyaç analizini yapmanız lazım. Ne dedik? Bankadaki ihtiyaç analizi. Siz hatırlar mısınız? Sen yoktun o zaman galiba. Türkçe'de biz A1 için izlence yazarken, ihtiyaç analizi yaparken şunu gördük: bu çocuklar, uluslararası öğrenciler, Türkiye'ye geldiklerinde en büyük problemleri ev kiralama, kontrat yazma. Aa, banka Biz hesabı. ne yaptık? A1'e kontrat yazmayı öğreten bir görev koyduk. İhtiyaç analizi bu demek. Çünkü hedef, gerçek şeyde çocuğun ilk ihtiyacı olan şey bu gibi. Teşekkür ederiz Sayın Hocam. Soru yok sanırım. Evet. Teşekkür Hocam ederim iyi Sayın Hocam. akşamlar. Bir sorum olabilir mi? Tabii ki. Merhabalar. Merhaba. Hocam bahsettiğiniz en son Koç Üniversitesi'nde buluştuk bu arada. Ben daha yeni tanıştım sizle diyebilirim. Bu arada Tarık Hocam vesile olduğunuz için de konuşmalardan onu anladım. Ayrıca çok teşekkürler size Estağfurullah. de. Hocam hani dediğiniz gibi bu baştan izlencelerden başlıyor. Onun öncesinde tabii ki bir ihtiyaç analizleriyle bu iş hani step step testing'e gelene kadar elbette ki olması gereken bir sürü şey var. Bu konuştuklarımızın ötesinde yavaş yavaş bu sorulardan da anladım ki hepimizin temel ihtiyaçlarından biri de tabii ki item writing konusunda da bahsettiğiniz gibi. Bu şimdi arka tarafında hani scientific bir şey de var. Benim hissiyatımın oradaki izlencelerin en nihayetinde bir şeyin işte o listening'in kaç dakika aralıkta, o reading'in işte o seviyede kaç kelime aralığında neleri kapsadığını bilmek, o çeldiricinin mantığı gibi bir takım şeyler var ve literatürde hemen hemen işte Beckman, Palmer, Brown gibi belli isimlerin üzerine ve belli kaynakların üzerine de dönüyor bu iş anladığım kadarıyla. Hatta bazen şunları da duyuyoruz.
İşte IELTS gibi, TOEFL gibi bugün kabul görmüş çokça uygulanan sınavlarda işte prensip olarak belli literatürdeki bu isimlere ve bu kaynakları temel alıyor. Bu bizim aradığımız item writing'deki scientific diyebileceğimiz, hani en azından referans gösterip dayanan buna dayanarak böyle bir şey yaptım diyebileceğimizde tabii ki dönüp referans almak istediğimiz yerler var. Bu anlamda öğrenmenin zaten sonu yok. Hani bu işin hep konuştuğumuz gibi tecrübe de bir parçası, tüm bilgi tarafı da bir parçası. Sizin önerip hani bu zamanlarda bu platformda kabul gören kaynak olarak bize referans olarak, bu arada kitabınızı not aldım, onu her şekilde alacağım, ama şunlara yönelelim, bu zamanlarda bunlar kabul görüyor diyebileceğiniz, bize önermek istediğiniz isimler, literatür, kaynaklar neler olabilir? Biraz şey okuyorum. Ya çok ilgilendiğim bir konu değil aslında. Assessment literacy. Biraz onunla ilgili okuyorum. Biraz onunla ilgili böyle webinarlar falan seyrediyorum. Hep şunu duydum orada. Şimdi diyor ki bir, dünyada assessment literacy çok bilinmiyor. Zayıf bir konu diyorlar. İki, alandaki, mesela Bachman Palmer çok teoriktir. Ona girmemenizi, Bachman Palmer'a girerseniz testingden soyacağınızı. Ya biraz daha kitaplar yani çok teknik. Dolayısıyla normal, ya bu gene webinarlardan dinlediğim, tekrar eden bir şey olduğu için söylüyorum. Ben hiç bu açıdan bakmamıştım. Öğretmenlerin uzmanı olmayan, yani assessment uzmanı olmayan kişinin bu kitaplardan faydalanması da zor diyor. Dolayısıyla diyor çok büyük bir eksiklik var. Şimdi burada en iyi ne olabilir? Webinarları takip etmek olabilir. Bir de böyle eğitimlere katılmak olabilir. Mesela şeyler böyle eğitimler veriyor. Yayın evleri bu tarz eğitimler sağlıyor. Ama mutlaka aldığınız eğitimi kişinin CV'sine bakın. Çünkü sizdeki eğitimde de söylemiştim. Hani böyle popüler konu neyse orada sürekli onun eğitimini veren, aslında background'ı bu konu olmayan insanlar da bu eğitimleri veriyor. Yanlış yanlış eğitimler veriliyor. Dolayısıyla aldığınız eğitimlere bakın. Biraz talebi de yaratmak lazım bu anlamda. Yani assessment literacy'nin her yerde artması lazım ki biz kendi aramızda iyi iletişim kuralım ve iyi işler ortaya çıkartalım. Hani en tavsiye edebileceğim şey internetteki webinarları vesaireleri kullanmak. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Rica ederim. Herhalde tamamdır. Evet, Şengül hocam demiş ki yönergeler çok önemli. Öğretmen yönergeyi yazın. Kesinlikle yönergeyi anlayamadığı için öğrenci, işte burada da test specs işin içine giriyor. Test specs'imizi, belirtkemizi çok iyi yazmamız lazım. Öğrenci yönergeyi anlayamadığı için sınav sorusunu cevaplayamıyorsa bu da sınavın geçerliliğiyle ilgili bir şey. Peki siz neyi öneriyorsunuz? Hedef dilde mi olmalı? Ortak dilde mi? Değil Hedefte. mi? Hedef dilde. Evet. Peki Ama hoca sınavdan önce... mutlaka sınavın Özür dilerim. içinde öğrencinin pratik etmesi lazım. İlk defa yönergeyi sınavda görmeyecek. Peki hoca sınav öncesi açıklayabilir mi soruları, tek tek yönergeleri? Şu soruda şunu istiyorum, bu soruda Onun bunu sonu istiyorum. gelmez. Hayır, onun sonu gelmez. Değil mi? Bir sınıftaki hoca farklı fazla açıklama yapar, öbür sınıftaki az açıklama yapar. O zaman da Kesinlikle. fairness, eşitlik ilkesi. Kesinlikle. Hocam harikasınız. Yani sorular o kadar uzun. Sormak istediğim çok soru var. O yüzden sizi çok Hughes tutmayayım. Hocalarımı da çok tutmayayım. testing için olabilir. Hughes temel Evet. olabilir. Onun temel kavramları anlattı. Bir de Farhadi Evet. Hoca'nın var. İkisi Evet. olabilir aslında. Bir de Farhadi Farhadi. Hoca'nın kitabı olabilir. Evet, Doğru. Cambridge'den çıkan o da iyiydi. Farhadi Hoca'nın kitabı iyidir. Farhadi Hoca da güzel böyle tane tane şey anlatır. Evet, çok Sakin sakin konuşur anlatır. gibi anlatıyor. Evet. İstersen Farhadi'yi de yazabilirsin şeye. Hemen yazayım. Cansu Hocam gözleri parladı Farhadi Hoca'nın adını duyunca. Sizin Yeditepe'den hocanız değil mi? Tabii Doğru. Cansu. Cansu'yla biz Yeditepe'de beraber çalıştık. Altınbaş'la beraber çalışıyoruz. Canım Cansu. Farhadi Hoca, evet. Yasemin Teşekkür. Hoca da buradaymış. Yasemin'cim merhaba. Hocam Türkiye'nin dört Merhaba bir hocam. yanından Çok güzel. Çok katılımcı, güzel bir grup oldu. Teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım. Ben bana dinliyorlar. böyle verin, anlatın, ben anlatayım sonra. Hocam o zaman Ben sizden sınav bak, sabaha kadar bence sen kapa evet, artık tamam. Merve Ben Hocam. kapatayım ama kapatmadan önce sizden ikincinin sözünü alalım. Değil mi Tamam. Kemal Hocam? Burada da işte test spekler, konuşma sınavı nasıl uygulanmalı gibi daha pratik
uygulanışa yönelik Ya belki ben bir Sayın içerik. Hocamıza emir vaki yapmak istemiyorum. Yani Yok hocamız canım, yok, müsait değil olduğunda de barış, zaten sadece Türkçe'de biraz geriliyorum. Türkçesini yaparken biraz bakın geriliyorum. Şengül Hoca da bir sunum sözü daha istiyor. O zaman Beken Tömer'in altında olsun bu Tamam. sunum. Hiç Ben bitmese dediğimiz bir size sunum oldu hocam teşekkür demiş. ederim hocam ya. Sağ ol. İki Ya saat hocam teşekkür boyunca sizi ederiz. istiyoruz Çok yalnız. Valla bir çok saat sağ olun. sağ olun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bütün dinleyicilere de teşekkür ederim. Neredeyse 2 saate yaklaştı. Evet. Hepiniz iyi ki varsınız. Herkese mutlu, huzurlu akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.